başta kendilerini değiştirmelidir. Önce kendi iç dünyalarındaki nefret, garaz ve kıskançlıktan arınmalı ve dış dünyalarını her türlü erdemle süslemeliler ki diğer insanları da daha iyi bir dünyaya götürecek yola taşıyabilsinler. Bugün ihtiyaç duyulan şey İslam'da reform ya da İslam devleti değil, fertlerin kendilerini değiştirmeleridir. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle diyor: "En iyi olanınız ahlaken en mükemmel olanınızdır. İnsanı en çok cennete götüren şeyler Allah korkusu ve iyi ahlaktır. Hesap gününde terazide hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Güzel ahlakla bir insan her gün oruç tutan, her gece ibadet eden insanın seviyesine erişir." Gülen, Kenya ve Doğu Afrika'da günlük olarak yayınlanan Daily Nation gazetesinde yayınlanan röportajında dünyayı ıslah etmek isteyenlerin önce kendilerini ıslah etmeleri gerektiğini şöyle ifade ediyor: "Doğruyu yalnızca kendimizde görme ve başkalarının sahip bulundukları güzelliklere saygı göstermeme bencilliğinden kurtulmak zaruridir. İnsanları birbirinden koparan menfaatçiliğe, ırk, renk, etnisite ve kabileye dayalı tefrikalara yol açan sebepleri mutlaka ortadan kaldırma üzerinde durulmalıdır. Dünyayı ıslah etmek isteyenler önce kendilerini ıslah etmelidirler. Eğer onlar başkalarını daha iyi bir dünyaya yönlendirmek istiyorlarsa, önce iç dünyalarını kin, nefret ve kıskançlıktan temizlemeli, dış dünyalarını da faziletlerle süslemelidirler. Asla ümitsiz olmamalıyız. İyilik ve güzellik, doğruluk ve fazilet insan oluşun özünü teşkil eder. Dolayısıyla insanlık özünü mutlaka keşfedecek ve inanç, merhamet, diyalog, karşılıklı saygı, adalet ve haklar temelinde yeni bir dünya mutlaka kurulacaktır." Hizmet için dünyanın dört bir tarafına yayılan ve eğitim kurumları, kültür merkezleri açan binlerce Gülen takipçisi işte bu anlayışın temsilcileridirler. 1990'lı yıllardan beri dünyanın bir bölgesinden diğerine bu göç hareketi devam ediyor. Gülen yıllardır Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde yaşayan ve bu ülkelerde iş kurmuş olan Türklerin de yeni bir ülkeye göç edebileceklerini belirtiyor. Bu hareketin içindeki insanların en önemli vasıflarından biri gittikleri her yerde bir güven unsuru olmalarıdır. Hizmet mensupları bulundukları coğrafyalarda insanların gönlüne girerken bu insanlar aldatmaz dedirten efsafta insanlardır. Hizmet mensuplarının bir diğer özelliği içinde yaşadıkları çağı yakalamış olmaktır. Gülen başta kendi yaşantısıyla bunu ortaya koydu. 1990'lı yılların başında Paris-Lyon seferini yapan hızlı trende seyahat ediyor, Londra'daki uçak müzesini geziyor, Roma'da Rönesans dönemi eserlerini inceliyor, Amerika'da uzay üssü NASA'yı ziyaret ediyor, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için Papa'dan destek istiyordu. Gülen 1950'li yılların başında Erzurum'da öğrenciyken giyimine çok dikkat ettiği için medrese arkadaşları kendisine şöyle diyordu: "Arkadaş, biraz takva sahibi olsana." Medrese arkadaşları ütülü pantolonu takvaya aykırı buluyorlardı. Ancak Gülen'e göre dindar bir insanın imkanları ölçüsünde düzgün giyinmesi takvanın ta kendisiydi. Gülen 1950'li yıllarda sadece ütülü pantolonuyla değil, okuduğu romanlarla da medrese arkadaşlarını şaşırtmıştı. Gülen 23 Kasım 2007 günü misafirleriyle sohbet ederken "İlahiyatçılar roman okumuyor" dedikten sonra ilahiyatçı bir yakın arkadaşını işaret ederek şöyle dedi: "Keşke 1000 tane roman okusaydı." Gülen kütüphanesindeki Osmanlı Divanı şiir kitaplarını anlatırken şöyle diyor: "Bende 40 tane divan var. Kanuni Sultan Süleyman, Muhibbi ismiyle yazmış. Divanı var. Hürrem Sultan'ın şiirlerini okudum. Kadın o dilin inceliklerini nasıl kavramış? Fatih Sultan Mehmet, İngilizce, Arapça, Fransızca bilmiyor ama divanı var. Yavuz Sultan Selim, şair, şiirlerini Farsça yazmış. Keşke içimizden edebiyatla uğraşan birkaç kişi olsa. Neslimizde çok edebiyat zevki yok. En azından birkaç edebiyat kitabı okumalı." Binin üzerindeki vaaz kaseti milyonlarca insana ulaşan Gülen'in vaazlarındaki gücünün aynı zamanda onun edebiyat kapasitesinin bir eseri olduğundan şüphe yok.
En çok sevdiği şeylerden ikisi edebiyat ve tarih sohbeti yapmaktır. Edebiyat ve Sanat Dergisi Yağmur'a baş yazıları yazan Gülen'in yüzlerce şiiri var. Edebiyat bir milletin ruhi yapısını, sanat ve estetik anlayışını ifade eden önemli bir dinamiktir. İnsanlığın tarih boyunca elde ettiği bilgi birikimini nesilden nesile aktarmanın en önemli yollarından biri edebiyattır diyen Gülen'in Çocukluk Şiirim adını verdiği bir şiirdeki bazı mısralar şöyle. Vefa umarken candan, doldu gözüm hicrandan, kaldım yaya dermandan, hızlanla mı bitsin bu an? Yıllarca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun yayınladığı Bilim ve Teknik Dergisi'nin en iyi okurlarından biri olan Gülen, bu kurumun Bilim ve Teknik serisi olarak yayınladığı kitapları okuyordu. 1995'te Türkiye'nin gazetelerine verdiği röportajlarda Mozart'ın müziğinden, Picasso'nun resimlerinden bahseden Gülen şöyle diyordu. Hint coğrafyasındaki musikiyi çok severim. Hint müziği dünyada kadim, eski müziklerden biridir. Ganj havzasındaki sesler, sedalar çok engin, çok içten, çok ince, insana çok tesir eder. Hint ve Mısır bölgesi insanlarının sesleri farklıdır. İçli ve yanık söylüyorlar. Klasik batı müziği de çok hoşuma gider. İçeride, odamda bazen ilahi ve naat söylüyorum. Bir gün Emile Zola'nın gerçek romanından, bir başka gün Sartre'ın bulantı romanından bahseden, Dostoyevski'nin bütün kitaplarını okuduğunu söyleyen Gülen, aslında Müslümanlara çağa uygun, zihni çoğulculuğa açık Müslüman modelini sunuyordu. Forbes dergisi, 2008 yılı Ocak ayında portresini yayımladığı Fethullah Gülen için modern dünyada tüm Müslümanlara ilham veren bayız deyimini kullanıp şöyle devam ediyor. Gülen, Müslümanlara kendilerine sunulan tüm fırsatları değerlendirmelerini öğütlüyor. Dünyanın dört bir tarafında yüzlerce okul açılmasının üzerinden 26 yıl geçti. Şimdiye kadar 175 ülkede yüz binlerce öğrenci bu okullardan mezun oldu. Bu okulların Doğu ile Batı'nın buluşmasında, kıtalar arası yeni bağlantılar ortaya çıkmasında çok önemli roller oynayacağı muhakkak. Bu okullar sadece Asya'da, Afrika'da açılmadılar. Avrupa'da ve Amerika'da da açıldılar ve başarılı oldular. Le Monde gazetesi 5 Kasım 2006'da Almanya'daki okulların başarıları üzerine bir analiz haber yayınladı. Bu okulların göçmen çocukların eğitim problemlerine hitap ettiğini, Alman okulları tarafından da rahatlıkla örnek alınabileceğini yazdı. Almanya'daki okulların Alman sistemi içinde nasıl başarılı oldukları yine Le Monde gazetesine 21 Ocak 2008 günü haber olurken The Economist dergisi 6 Mart 2008 tarihli iki ayrı makalede dünya çapındaki eğitim ve hizmet projelerini övdü. Osmanlı coğrafyasında bir zamanlar yabancıların açtığı okul sayısı 1000'den fazlaydı. 1999'da Türkiye'yi ziyaret eden Amerika Başkanı Bill Clinton, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada İstanbul'daki Amerikan okulu Robert Koleji'ni şöyle anlatmıştı. 1863 yılında Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk Amerikan koleji kapılarını Türkiye'nin gençlerine açtı. Boğaziçi kenarında bulunmasına izin verilen tek yabancı enstitü buydu. Yıllarca Türkiye'nin siyaset ve kültür hayatına, Türkiye'nin ekonomisine yön veren iş adamlarının çoğu Türkiye'de açılmış olan Amerikan, Alman, Fransız okullarından mezun oldular. Türkiye'de Fransızca eğitim veren okullardan biri olan Galatasaray Lisesi, Batı'ya açılan pencere sloganıyla tarihe geçti. Bu okullardan mezun olan aydınlar, iş adamları ve siyasetçiler yüzleri Batı'ya dönük insanlar oldular. Günümüzde hizmet okulları benzer buluşmaların, milletler arası benzer tanışmaların mekanları haline geldiler. Sibirya'da yayınlanan Vremya gazetesinin Rus muhabiri Elena Petrova 13 Ocak 2001 günü şunları yazdı. Bizde yani Rus halkı içinde Türk kelimesinin neden kırıcı ve insanı küçük düşürücü bir kelime olduğunu anlamıyorum. Küçükken okulda kompozisyon yazdığımız zaman eğer kötü yazarsak bize seni gidi Türk diyorlar ve 2 veriyorlardı. Evde yaramazlık yapınca annemiz babamız bize seni Türklere vereceğim diyorlardı. Ve o zamanlarda
Türkleri çok kötü tanıyorduk. Ne zaman ki bizlere daima kötü olarak tanıtılan bu Türkler buraya geldi, o zaman biz onları daha yakından tanımaya başladık. Türkler için Sibirya çok uzak ve ulaşılmaz bir yer olarak biliniyormuş. Buraya gelmeden önce burada geyiklerin dolaştığını, kızaklarla yolculuk yapıldığını zannediyorlarmış. 2008'deki Davos Ekonomik Forumu'nda İslam ve Batı Diyalog Yıllık Raporu başlığını taşıyan rapor, kültürler arası diyaloğu arttırmaya yönelik önemli bir girişim olarak Orta Asya ülkelerine yayılmış olan hizmet okullarına dikkat çekti. 17 Ağustos 2017 tarihinde Gülen'i ziyaret ettiğimde Avustralya'dan iki misafiri vardı. Biri profesör, diğeri gazeteciydi. Gülen onlarla sohbetinde sorularını cevaplandırırken şunları söyledi. İsrafil sura üflese, kıyamet kopsa bu hizmet durmamalı, devam etmeli. Diktatörler ve tiranlar hep olmuş ama gelip geçici olmuşlar. Sonunda insani değerler galip gelecek ve durduracak bunları. Bir yere kadar zulüm ve vesayet devam eder. İnsanlık ve insani değerler galip gelecek. Hizmet bütün dünyada duyuldu. Goethe'nin dediği gibi insanın şeytanla kavgası Hazreti Adem'den beri devam ediyor. Bu gayretlerle bütün problemler giderilir mi? Bütün problemler biter mi? En azından problemleri lokalize etmiş oluruz. İnsanlık olduğu kadarıyla huzura ermiş olur. Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki günlük hayatına şahit olduğunuzda hayatının merkezine 3 şeyi yerleştirdiğini görürsünüz. Dua, ibadet ve ilim. Evet, Gülen'i en iyi tarif edecek ifade şudur. O bir dua ve ibadet insanıdır ve hayatı boyunca ilim peşinde oldu. 30 Ocak 2012 günü dua saatinde neler yaşandığını bir öğrencisi günlüğüne şöyle yazmış. Dua saatinde kulübü dâriye taksim edildi. Hocama Üveys Karani'nin tazarruğu ve Hasan Basri'nin usbiyesi denk gelmişti. Kendisi zaten bu istiğfardan çok bahseder. Şimdi de okurken gözleri dolu dolu ve ağlayarak okuyor. Bazen eliyle gözlerinin yaşını siliyor. Gözlerine bakıyorum, kıpkırmızı olmuş. Dağıttığınız kulübü dâriye her gün bitiyor mu dedi. Biz evet deyince çok iyi dedi. Dua ederken o kadar tatlı ağlıyor ki bir çocuk masumiyetinde. İnsan merak ediyor Rabbi ile arasında nasıl bir münasebet var acaba? Gülen'in yaşadığı mekan dua, ibadet ve talebeleriyle yaptığı derslere göre dizayn edilmiştir. Yatağının bulunduğu küçük odasının kapısı misafirlerini kabul ettiği salona açılır. Bir koridor bu salonu misafirleriyle namaz kıldığı büyük salona yani mescide bağlar. Koridor ve salonların duvarlarında Kur'an'dan ayetler ve hat sanatının muhteşem örneklerinden levhalar asılıdır. Mescidin duvarlarına asılı levhaların birinde kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur ayeti var. İbadetin ve duanın özünü anlatan bir ayettir bu. Ve mescitten çıkarken kapının yanına asılmış şu yazı. Ya sükut et ve düşün, ya Allah'a yaklaştıracak şeyler konuş, ya da evrad-ı eskar ile, dua ve zikirle meşgul ol ama asla aktualite ile, günlük siyaset ve haberlerle meşgul olma. Namaz kılınan bu salondan çıktığınız Gülen'in misafirlerini kabul ettiği ve yatağının olduğu küçük odaya bitişik salona doğru ilerliyorsunuz. Koridor boyu asılı levhalar yine sizi tefekküre, ibadete ve duaya, kısacası dinin özüne davet eder. Maide suresinin 54. ayeti ve Tevbe suresinin 24. ayeti uzun koridorda 3 ayrı yerde asılı. Bu koridor bazen aylarca hiç dışarı çıkmayan Gülen'in namaz vakitlerinde her gün defalarca gidip geldiği bir doğal yürüyüş alanıdır. Yatağının bulunduğu küçük oda bir paravanla ikiye ayrılıyor. Birinci bölümde çalışma masası ve kitapları var. Çalışma masasının üzerinde ezan okuyan bir saat, üzerinde çalıştığı dosyalar, tefarik şişeleri, farklı güzel kokuların belli ölçülerde karıştırıldığı küçük kaplar var. İkinci bölümde ise yatağı, teheccüd musafı, seccadesi, ilaçları, pervane ve yelpaze var. Öğrenci evlerindeki gibi sade olan yatağının ayak ucunda bir ağaç işleme var. Bu ve duvardaki ve ma tevfiki illa billah ayeti hassasiyetle insan boyundan yüksektedir. Bu ayet
halkını doğru yola davet eden Şuayb peygamberin ifadesidir ve muvaffak olmam sadece Allah'ın yardımıyla olur anlamına geliyor. Gülen'den klasik İslami bilimler dersi alan öğrencisi Ahmet Kuruca'nın dediği gibi Gülen, duayı ve ibadeti hayatının merkezine oturtmuştur ve adeta bir dua abidesidir. Hoca Efendi, Rabbi gfir varham ve ente hayrur rahimin, yarla Rabbim ve merhamet buyur, sen merhameti en hayırlı olansın duasını ki Müminin suresinin son ayetidir, günde 100 defa zikrediyor desem ne mübarek etmiş ne de yalan söylemiş olurum. Bu ve bunun gibi birçok duayı Gülen'den duyarak ezberlediğini ifade eden Kurucan, büyük dua kitabının nasıl hazırlandığını şöyle anlatıyor. 1986 yılındaydık. Dua mecmuasının ikinci baskısı yapılacak. Ders okutma işine bir müddet ara verdi. Ara vermesinin sebebinin dua mecmuası olduğunu bilmiyorduk. Herkes gitti, birkaç kişi kaldı. O birkaç kişiyle sabah kahvaltısından gece yarılarına kadar kütüphanede her gün o dua mecmuasında yer alan nebevi beyanların sıhhatini araştırdık. Hem de hep birlikte. Önce her bir hadisin senet tahkikini yapıyor, rical kitaplarına bakıyor, usulü hadiste belirlenen formlar içinde adını koyuyorduk. Ardından metne geçiyor, metnin tahkiki üzerinde duruyorduk. Hiç unutamam, bir gün sabahtan öğleye kadar Efendimizin bir duasında yerini alan bir kelimenin Beyan-ı Nebevi'de nasıl yer aldığını araştırdık. Halbuki o kelime lügata göre üç ayrı şekilde söylenebiliyordu ama önemli olan mana muhteva bütünlüğünün yanı sıra Femi Güher-i Nebi'den o kelimenin nasıl çıktığını bulmaktı. Sadece bir örnek üzerinde göstermeye çalıştığım bu hassasiyeti Hoca Efendi dua mecmuasının bütününe şamil kıldı ve bu çalışmayı yaklaşık bir ayda ancak bitirebildik. Gülen 2016 Ramazan ayına dua Ramazanı dedi ve talebeleriyle misafirlerine tekrar duanın önemini hatırlatıp şöyle dedi. Kendi için yaşamayan insana ihtiyaç var, Bediüzzaman gibi. Ramazan başında şeker hastalığından dolayı kan testi için hastaneye gitmek üzere dışarı çıktı. Neredeyse 2 yıldır dışarı çıkmamıştı. Şeker hastalığı sebebiyle günde 2 iğne vuruyordu. Sahurda ve iftarda ancak birer bardak çay içebiliyordu. Gülen bazen Ramazan'ın tamamı, bazen son 10 gün itikafa girdi bu mekanda teravih namazları hatimle kılınıyordu. Gülen özellikle Ramazan'ın son 10 günü geceleri hiç uyumamaya özen gösteriyordu. Ahir ömrümde bir naat ve münacatla gitmek istiyorum diyen ve pek çok naat yazan Gülen bu süreçte 2016 Ekim'inde tevhidname duasını yazdı. İnsanın Allah'a ibadet mükellefiyeti ve duaya olan ihtiyacını anlatan Gülen, her şeyden önce bedenimiz dahil sahip olduğumuz her şeyin Allah'a ait olduğunu hatırlatıyor ve bütün bunlar Allah'ın kuluna ilk tevfikidir. En büyük hediye hayattır. 10 dakika bile ne büyük bir sermayedir. Hayatımız ziyan edilecek bir şey değildir. Allah'ın verdiklerini ona vermeli ki ebediyete kadar muhafaza etsin. Sadece bu dünyada yaptığımız amellerle cenneti peyleyemeyiz. İbadetlerimizle ancak cennete ehil hale gelebiliriz. Hiç kimse Allah'ın fazla olmadan cennete giremez. Allah bizi ibadetlerle özümüzü bulmaya, özde derinleşmeye çağırıyor, cennete ehil hale getiriyor. Gülen şöyle devam ediyor. Allah insanlar bir şey istemeden veriyor. O kadar çok şey veriyor ki o şeyleri aldıktan sonra insanlar ömür boyu Allah'a şükretseler yine verdiği nimetlerin karşılığını eda edemezler. Allah'ın bize verdiğine kalmış ki gözlerinizin yerini değiştirin, dudaklarınızın vaziyetini değiştirin bakalım ve siz bu nimetlerin karşılığı olarak ona hiçbir şey vermemişsiniz. Günde 1-2 saat ona ibadetle teveccüh etmeniz lazım. Ona inandığınızdan dolayı o size mümin dedi. Mümin olmanın hakkını verin. Bunlara çok yabancılaşmışız. Hakikatlerin öksüzü, yetimi haline gelmişiz. Tekkeler, zaviyeler bu hakikatlerle inlerdi. Onlar duyarak söylüyorlardı. Sonra zihinler dağılınca bunlar kayboldu. Oysa onlar nur meclisleriydi. Her gün bir kere daha iman ediyorlardı. Biz kat kat mükafatımızı almışız. Yokluk öyle bir karanlık ki Allah bizi orada bırakmamış. Varlık ziyasına kavuşturmuş. Bizi hayvan yapmamış. O zaman bize düşen bunları bize ihsan edene şükür etmektir. Şükür ise
karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek üzerine düşeni yapmak demektir. Din yüsürdür. Dini yaşanmaz hale getirmemek lazım ama dini mükemmel yaşama mefkure haline getirilebilir. İnsanı hakikate ulaştıracak yol budur. Çünkü teori ile insan Müslüman olmaz, amelle olur. İman amelle derinleşmelidir. Kur'an iman kelimelerinde her gün yeniden bir hamleyle farklı görmeyi ifade ediyor. Aynı şekilde teorik bilgiyle Allah bilinemez. Allah ancak ameli imanla bilinebilir. Bu gerçeği ifade eden Bergson, hakikatin ancak vicdani duyuş ve sezişle bulunabileceğini ifade ederken, Kant, Allah'ın ameli akılla bilinebileceği üzerinde durmuş ve Allah nazari akılla bilinemez, Allah ancak ameli akılla bilinebilir demiştir. İmam Gazali'nin rektörlük yaptığı Nizamiye Medresesi'nden ayrılması bu hakikati bulmak için bir kaçıştır. Gazali, asıl hayat, sofilerin yaşadığı hayattır diyerek İhya-i Ulumüddin'i yazıyor. Gülen şöyle devam ediyor. İmam Gazali dereler tepeler aşıyor, ızdırapla kıvranıyor ve çare arıyor. Kalp ve ruh hayatında derinleşme peşinde oluyor. Zahiri ilimlerde zirveleri tuttuktan sonra o ilimlerin dar kalıpları içine sıkışıp kalmıyor, onlara ayrı bir kıymet ve derinlik kazandıran Rabbanilik ve ruhanilik ufkuna yöneliyor. Zira Gazali'ye göre manevi ve metafizik buğdu olmadığı takdirde alimlerin kitaplarda söyledikleri sözler nazarinin ötesine geçmemektedir. Hakikat bilgisine ulaşılması, nazarinin ameliye çevrilmesi ve kalp ufkunda yaşanan bir hayat tecrübesiyle mümkündür. Dolayısıyla kalp ve ruh yörüngesinde bir hayat yaşayanlar diğer ilim ehline göre daha az kırılma ve dökülmelere maruz kalırlar. Tefsir, hadis, fıkıh, belagat sahasındaki kitaplar ile birlikte tasavvufa dair bir kitabı da hemen hemen her ders grubuna okutan Gülen, tasavvufun İslam'ın kalp ve ruh hayatı olduğunu ifade ederek Kalbin Zümrüt Tepeleri eserinde bu hayat seviyesine ulaşmanın ve bu hayatı yaşamanın yol haritasını ortaya koydu. Maneviyat büyüklerinin kalp ve ruh hayatından bahsederek onlar gibi yaşama gayreti ortaya koymadan menkıbe Müslümanlığı ile teselli olmanın yanlışlığına dikkat çekti. Varlığı tam kavrayabilmek için hem tasavvufi düşünceyi hem ilmi araştırmayı beraber götürmek gerektiğini ifade eden Gülen, Kalbin Zümrüt Tepeleri serisinde kelama ait konular ile tasavvufu iç içe işliyor. Böylelikle kalp ve ruh hayatının İslam'ın inanç esasları üzerine yapılanması gerektiğini vurguluyor. Gülen'e göre tasavvuf ile İslam sanatı arasında çok önemli bir ilişki vardır. İslam sanatı kalp ve ruh seviyesinde bir hayat yaşamakla mümkün olur. Esas itibariyle insan işlediği amelleriyle cennetini oluşturur. Cennet ve cehennem insanların amelleriyle inkişaf eder. Ameli iman, gerçek imanın tabiatın bir parçası haline getirilmesidir. İrfan, bilginin insan tabiatının derinliği haline gelmesi demektir. İlim bir argümandır, temeldir. Asıl olan irfandır, marifettir, marifetullah'tır. İrfan ilimden sonra gelir. Müslümanların kalp ve ruhun yörüngesinde seyahate ihtiyaçları vardır ve bu seyahat ancak bu irfanla mümkündür. Marifet teorik bilgiyle değil, ibadette derinleşmeyle olur. Marifetle desteklenmeyen amel durur. Bugünkü Müslümanlar 3 asırlık bir boşluğun çocuklarıdırlar. Kalp ve ruh toplumu oluşturmadan bir İslam abidesi ikame edilemez. İslam'ın ilk döneminin insanları tebliğde temsilin gücünü arkalarına alıyorlardı. Değişik yerlere gittiklerinde onların dili yoktu fakat insanlar onları dinliyorlardı. Gülen şöyle devam ediyor. Rical okurken gördük. Yaş ortalaması 80-90. 150 yıl yaşayan var. 20-30 tanesi 120 yaşında. 130 yaşında insan var. Demek ki çok temiz yaşamışlar. Çok düzgün yaşamışlar. Tabiatı tahrip etmemişler. Eskiden yaş ortalaması düşüktü. Şimdi hijyen var. Yaş ortalaması yüksek deniliyor. Halbuki öyle değil. Ricalde tanıdığım insanlarda dinin ruhuna ciddi bir bağlılık var. Bir günde Kur'an-ı Kerim'i hatmeden insanlar var. Bir hadisin ricalinden şüpheye düşüp katıra binip Medine'den Şam'a gidenler var. Öyle derin bir kalbi ve ruhi hayat var. Sabaha kadar ibadet var. İmam Buhari 600 bin hadis biliyor.
kitabına 7397 hadis almış. Ahmet bin Hanbel rivayetlere göre 1 milyon hadis tespit etmiş ama eserine 40 bin kadarını almış. Günümüzde insanların hafızaları bohemlik ve malayanilik ifade eden şeylerle meşgul olduğundan dolayı bir dağınıklık, unutkanlık yaşanıyor. Bediüzzaman'ın zekasından bahsettiği Hennad İbn-i Seri ne kadar iffetli, ibadete karşı ne kadar sabırlı bir insan. Onun için Rahibul Kufe denmiş, Kufe'nin en abidi, 487 hadis rivayet etmiş. Gülen'in bahsettiği bu zat hayatını ilme vakfeden ve hiç evlenmeyen alimlerden biriydi. Hazreti Peygamber'in sözlerini konu alan hadis ilmi alanında bir otorite kabul edilen Gülen'in hafızasında binlerce hadis olduğu söyleniyor. Hadis biliminde bir hadisin Hazreti Peygamber aleyhisselama atfedilebilmesi için bu sözün nakledicileri olan kişilerin yani ricalin Hazreti Peygamber'e ulaşana kadar bilinmesi gerekiyor. Gülen hadisleri nakleden ricalin hayatlarını, bu ilimdeki yerlerini çok iyi bilmektedir. Bugünkü Müslümanlar İslam'ın ilk çağındaki işte bu ruhtan çok uzaktırlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam, insanlar öyle bir dönem yaşarlar ki Kur'an bir vadide, onlar bir vadide diyor. Bugünkü Müslümanlar Kur'ansızlık gurbetini, Kur'an da cemaatsizlik gurbetini yaşamaktadır. Gülen şöyle diyor. Kendim ve kardeşlerim adına Allah'ım imanı kamil, ubudiyeti kamile, marifeti tamme ver diyorum. Marifet adına hep bilme gayreti içinde olmalıdır. Marifet avcısı her zaman Allah'a saygılıdır. Marifet peşindedir. Gayretinde süreklilik vardır. Sürekli kıvranma ve sürekli daha yok mu demek önemlidir. Bunun davranışlara yansımasıyla geceleri abid, gündüzleri zahit olmalıdır. İsteme ve cehd önemlidir. İstemeyene Allah gazaplanır. En büyüklerin, Enbiya-i İzam'ın istediğini istiyorum demelidir insan. Bazen 50 sene dua etmek icap eder. Uluhiyeti, rububiyeti, Kur'an'ı, hadisi, peygamberimizi doğru anlamak için Allah'a dua etmek. Bunlar önemli şeyler. Allah'tan her şeyi isterken bunları neden istemiyoruz? Dualarımızı istikametle taçlandırmalıyız. Kamil istikamet. Efendimizin saçlarını bembeyaz hale getiren istikamet talebidir. İnsanın kendi iç ve dış enginliklerini görmesi anlamına gelen hikmeti en iyi anlayanlar, ibadetin de zirvesini teşkil eden sofiler olmuşlardır. Gülen bunu şöyle anlatıyor. İnsan-ı kamil olmak için irfan lazım. İrfan yetiği ve yetim insanlarız. Arif'in can gözlerinde nur-u irfan olur. Arif olmayan bilmeye dünya ve mafiha nedir? Amelde derinlik ihlasla ve rıza hedefli gözünü iştiyakullah'a dikip yürümekle olur. Marifetle lebriz edercesine. Fakat günümüz Müslümanları bir manada 4. asırdan, bir manada İstanbul'un fethinden bu yana fünun-u müsbeteye kapalı, yani fen bilimlerine kapalı, kalp ve ruh hayatı açısından kendilerini rölantiye almış. Allah'la gecele, Allah'ı hecele. İnsan namaz kılmaya alışmışsa ibadeti emir olarak değil tabiatının bir gereğiymiş gibi yapar hale gelir. 24 saat namaz kılsa yine kafi değil deme, hayatı ibadetle taşlandırma. Efendimiz, siz dünya nimetlerinden zevk aldığınız gibi ben ibadetten zevk alıyorum diyor. Ayakları şişinceye kadar ayakta durmuş. Hazreti Ayşe namaz kılıp ayakta ağlıyordu. İşte bu ruh. Sahabi birbirleriyle karşılaşınca gel hele bir miktar daha iman edelim derdi. Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü haşir neşirden bahsediyor. Risalet görevi gelince gece namazının öneminden dolayı Müzemmil suresinde Hazreti Peygamber aleyhisselama insanlara Kur'an mesajını sunarken önce mutlaka ve mutlaka gece ibadet yapması ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmesi emrediliyor. Ey örtüsüne bürünen Resulüm, geceleyin kalk da az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir. Duruma göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku. Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir. Gece namazı gecenin yarısını ibadetle geçiren Hazreti Peygamber aleyhisselama farzdı. Ümmetine ise sünnettir. O geceleri
ayaklarının altı şişinceye kadar namaz kılar, şayet herhangi bir mazereti sebebiyle bu şekildeki gece ibadetini aksatacak olsa, bu defa onu gündüz katlayarak kaza ederdi. Bunu anlatmak için tasavvuf büyüklerinden bu siri, ben o peygamberin sünnetine karşı vefasız davrandım, zira o ayakları şişmeden yatmıyordu, diyor. Bediüzzaman'ın dediği gibi gece namazı berzah karanlığını aydınlatır, insan elden geliyorsa gecede 50 rekat namaz kılmalıdır. Peygamber Efendimiz yüce ruh. Tekrar ediyorum. Peygamber Efendimiz yüce ufkun insanıdır ve Allah ile münasebeti en iyi o bilir. Dolayısıyla müminler ona bakmalı, onun sabah akşam her gün yaptığı duaları öğrenmelidir. Efendimizin hayatının her faslında yaptığı duaları bilseniz, hayatında sadece hep dua etmiş dersiniz. Hazreti Peygamber'in hayatı hep hamd etrafında geçiyor. Sadece şakir değil, hep hamde gürleyen, yani Allah'ın büyüklüğünü ifade eden bir hayatı vardı. Ünvanı olan Mustafa, öz safi demektir. Varlığın özü manasına gelir. Hazreti Peygamber aleyhisselam, kamil bir kul olması sebebiyle Allah ile olan münasebetin adabını en iyi bilen odur. Müslümanlar onu ve getirdiklerini sevmelidirler. Ne var ki duaları Müslümanlar arasında yaygınlaşmamış, bazıları camiye bile girmemiştir. Hazreti Peygamber aleyhisselam Allah'tan Firdevs'i isteyin, diyor. Firdevs cennetin en müstesna yeridir. Duada evvelen ve bizzat Hazreti Peygamber aleyhisselamın yaptığı dualar tercih edilmelidir. Onun duaları dilimizden düşecek en isabetli sözlerdir. İnsanın adil olması dini diyanete geçirmesiyle olabilir. Muhteşem bir diyanet, muhteşem bir adaleti doğurur. Satırlara dökülmüş kitaba değil, yaşayan kitaba ihtiyaç vardır. İlmiyle amel eden ama bunu Allah rızası için yapan alim makbuldür. Cahil, ilmiyle amel etmeyendir. İlim amele kaynaklık yapmıyorsa kuruması mukadderdir. Daha önce gelenlerden bazıları cemaatle namazı kaçırdıklarında birbirini taziye ediyorlardı ve bazıları çocuğu öldüğünde insanların taziye yapıp da ebedi hayatını ilgilendiren cemaatle namazı kaçırdığı zaman taziye gelmemelerine şaşırıyordu. Gülen şöyle devam ediyor. İnsan günde 1000 defa elini kaldırıp ne olur ya Rabbi, bugünkülerle beraber yapmış olduğum bütün duaları esman, sıfatın, Kur'an ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hakkı için kabul buyur dese, yine de kendisine bahşedilen nimetlerin hakkını vermiş olmaz. Zaten Allah da bizden hakkını istemiyor, zekatını istiyor. Hepsini istese veremeyiz. Çünkü hiçbir şey bize ait değil. Allah'ın size bahşettiği şeyleri bir kenara koyun, varlığınız adına neyiniz var? İşlerinizi aksatmadan iyi bir mesai taksimiyle her gün duaya da vakit bulursunuz. Her şey yapılmalı ama dua mutlaka ihmal edilmemeli. İnsan bir şükür fabrikası haline gelmeli. Yani sürekli şükretmeli. Gülen burada ellerini gösterip ne güzel yarattın, sana hamdolsun ya Rabbi, diyor. Kur'an-ı Kerim müminleri anlatırken geceleri mürgüler, seherde istiğfara dururlar, diyor. Müminlerin istiğfar zamanı olan seher vakti fecirden öncedir ve gecenin üçte birine denir. Allah Hazreti Peygamber'e şöyle hitap ediyor. Ey Resulüm! Sabah akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Geceleyin uzun bir sürede onu tesbih et. Ona ibadet et. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Sana mahsus olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an oku, teheccüd namazı kıl. Gülen şöyle diyor, geceyi ihya çok önemlidir. Kur'an'da kaç yerde nazara veriliyor. Erken yaşta alışınca bırakma da olmaz. Mutlaka gece kalkıp kabrin karanlığına ışık salmalı, insanları zorlamadan teheccüdü telkin etmeli. İbadet insanı dinlendirir. Teneffüsü namazla yapın. Ruhu dinlendirmek olur. Allah'ın misafiri olmak varken neden döşeğe misafir olayım? Asıl tevbe, herkes uyurken geceleri kalkıp için dökmeyle olur. Gece, melekut aleminin kapılarının aralandığı, semavi bir takım menfezlerin açıldığı ve ötelerin müşahede edildiği bir zaman dilimidir. Hayatın asıl musikisi hep gecelerde beslenir, gecelerde söylenir, gecelerde tonunu bulur. Gece,
muzdarip ve çilekeşlerin ızdıraplarını içinde besleyip seslendirdikleri muhteşem bir konservatuardır. Gece gündüz münacat ve inleme içinde geçen bir ömür görmek isteyen Resulullah'ın hayatına baksın. Allah Resulü dualarını hayatının içine paylaştırmış ve hep bu nurdan kristaller üzerinde yürümüştür. Ümmeti Muhammed günümüzde duayı terk etmiş gibidir. İnsan gece kalkmalı ve kulübü dariyadaki güzel sözlerle içini Rabbine dökmeli. Çok güzel dualar bunlar. Şu anda İslam dünyasının maruz kaldığı şey Haçlı seferlerinden daha perişandır. Çoluk çocuk yağmur duasına çıkar gibi her akşam duaya çıkın. Keşke herkes en az haftada bir defa bir araya gelse ve sadece dua etse. Ne kadar çok isterdim. Çocuklarınızı kucağınıza alın ve onlara da dua ettirin. Efendimiz dua ibadetin özüdür diyor. Her hafta mutlaka bir dua günü olmalı. Dua Allah ile amudi irtibatın yoludur. Allah yakınlığı duaya bağlamış. Gülen 14 Ocak 2018 günü yaptığımız ziyarette misafirleriyle sohbet ederken Allah bize istenecek şeyleri söylemiş diyerek Bakara suresinin 201. ayetini okudu. Bu ayetteki dua şöyle: Ey yüce Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem ateşinden koru. Allah Hazreti Peygamber'e şöyle dua etmesini söylüyor: Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et. 19 Ocak 2016 günkü görüşmemizde Allah'ım beni şeytandan uzaklaştır, yatağıma girerken bu duayı okumadım yok gibidir diyen Gülen'in en sık yaptığı dualardan bazıları şöyle: Allah'ım beni meccanen yarattın, meccanen insan yarattın, meccanen de bağışlamanı diliyorum. Allah'ım bizi adanmışlardan eyle. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa hoşnut olmayacağın şeylerle bizi baş başa bırakma. Allah'ım seni tanıyabilmek için marifetimi ve aşkımı arttır. Allah'ım seni delice seven kullarından eyle. Allah'ım ben senden seni istiyorum, senden hoşnutum ama benim ihtiyacımı da sen biliyorsun. Allah'ım ne olur ruhumun abidesi dimdik dursun. Allah'ım bizi gaflete sokacak, unutturacak şeyler verme, bize seni hatırlatacak tercihlerde ve teveccühlerde bulun. Allah'ım iltifatlarınla beni şımartma. Allah'ım neticesinde seni kaybedeceğim bir muvaffakiyeti bana verme. Allah'ım aklımı ve fikrimi koru. Allah'ım bize neyi nerede nasıl konuşacağımızı öğret. Allah'ım kendimi düz bir insan gibi göster, hatalarımı kendime göster. Allah'ım beni bana unuttur ve kendimden bahsetmeyi bana kerih göster. Ya Rabbi, insi ve cinni şeytanlardan ve nefsi emmareden sana sığınırım. Ya Rabbi, bana ihsan edeceğin her şeyle sıfır olduğumu hatırlayayım. Ya Rabbi, senden seni istiyoruz. Ne olur Ya Rabbi, huzurunun mehabetini kalbime duyur. Ya Rabbi, bizi kerem kıl, bizi et muhterem. Gülen şöyle devam ediyor: Efendimizin dualarından beni bir an bile sensiz etme bir zirvedir ve her mümin için geçerli olmalıdır. 41'inizin her gün 20 defa yaptığı dua: Bahtına düştüm Allah'ım, beni bana bırakma, ben yapamam, en fazla endişe ettiğim şey ayağımın kaymasıdır. Şeytan Hazreti Adem gibi bir Safiullah'a kısmen dediğini yaptırdığına göre kime nasıl tesir eder bilinmez. Herkese nasıl yaklaşacağını iyi bilir. Kimisinin gıpta damarını, kimisinin haset damarını kullanır. İsmi azam duasını bilen bile kayıyor. Demek ki hiç kimsenin garantisi yok. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, ona fırsat verme demeli. Hepimiz birbirimize dua etmeliyiz. Validemin öğrettiği bu duayı hep okurum. Allah'ım beni vakitlerin en sevimlisinde, en uygun saatte uyandır ve nezdindeki en güzel amelleri işlemeye muvaffak kıl. Sohbetlerde cübbemin cebinde cevşen bulunduruyorum. Kalbimin üstüne gelen cebe cevşen koyuyorum. İnanma meselesi. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Süleyman, Hazreti Yusuf ve Hazreti Musa'nın duaları Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Hazreti İbrahim'in dualarının bir bölüm şöyle: Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. Gelecek nesiller içinde iyi inan bırakmayı,
hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya Rabbi. Ey Kerim Rabbimiz, beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. Hz. Nuh şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, beni, anamı, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın bütün müminleri affeyle. Ya Rabbi, beni yalancı saymalarına karşı sen yardım et bana. Ya Rabbi, beni güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü en uygun şekilde yerleştiren sensin. Hz. Süleyman'ın duası şöyle. Ya Rabbi, benim nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana, gerek ebeveynlerime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek yararlı işler yapabileyim. Bir de lütfedip beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. Affet beni ve bana benden sonra hiç kimse nasip olmayacak bir hakimiyet lütfet. Çünkü sen lütufları son derece bol olan Vehhab'sın. Hz. Yusuf Mısır'a vezir olup yıllardır hasretini çeken babası Hz. Yakub'a kavuşunca şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, sen bana iktidar ve hakimiyet verdin, kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da, ahirette de Mevlam yardımcım sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni hayırlı ve salih insanlar arasına dahil eyle. Hz. Musa Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra yoldan çıkan kavmi için Allah'a şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, şimdi bizi aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin? Sensin bizim Mevlamız. Affet bizi, merhamet eyle. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk. 2016 Ramazan ayında bir gün Allah'a hamdolsun teravihimi rahat kıldım. Bu yaşlarda insan 40 rekat fazladan kılabilir. Gençliğinizde çok namaz kılın, belli bir yaştan sonra o kadar ilave yapamazsınız diyen Gülen, ibadette gençliğin ve sağlığın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor. Hadis, 5 şeyin kıymetini bil diyor. Gençliğini ihtiyarlığından evvel ganimet bil. Önemli bir sermaye, onunla ahiret adına, kabir adına sermayeni, servetini arttırmaya bak. Sıhhatini de hastalığından evvel ganimet bil. Bediüzzaman hastalar risalesinde bu iki şey üzerinde durur ve gençlik ve sıhhat gaflettir der. Az uyku gibi az yemek de dua ve ibadet hayatında çok önemlidir. Hazreti Peygamber aleyhisselam hiçbir zaman sofradan doyarak kalkmamıştır. Sahabiler de böyle bir hayat yaşadılar. Onları takip eden İslam alimlerin hayatları da böyleydi. Mesela Bediüzzaman içtiği çorbanın bile tanesini yemiyordu. Vefat ettiğinde 45-50 kilo civarındaydı. Bu disiplini yaşamanın sebebi kalbi diri tutmaktır. Maneviyat büyüklerinden Fuzail İbni Yaz'ın dediği gibi çok konuşma, çok yeme, çok uyuma kalbi öldürür. Sofradan doymadan kalkmak, gözün yemekte kalmasını sağlamak lazım. Bu hamd duygusunu tetikler. Gülen şöyle devam ediyor. Belli zamanlarda her gün 40 rekat namaz kılıyordum. Riyazet yapıyordum. 2-3 saat yatardım. Çok uyumamak, çok yememek unutkanlığı azaltır. Çok uyumama ve zihni aktif tutma hafıza adına en önemli hususlardandır. Tıka basa yeme israftır. Şişmanlık doktorların ifadelerine göre birçok hastalığın ana sebebi. Depresyonda bile şişmanlığın etkisinden söz ediyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ümmetim hakkında en çok korktuğum şeyler karın büyüklüğü yani göbek bağlama, çok uyku, tembellik ve yakin yani iman azlığıdır buyuruyor. Bu dördü arasında terazum var. Birbirini tetikliyor bunlar. Biri diğerinin sebebi, diğeri birikinin sonucu oluyor. Dikkat etmek lazım. Gülen daha sonra çocukluğunda tanıdığı büyük İslam alimlerinin isimlerini tek tek saydı ve şöyle devam etti. Hiçbirini şişman görmedim. Hepsini kadit, iskelet gibi çok zayıf gördüm. Biri hariç, o da çok yaşlıydı. Belki bedeni rahatsızlıklarından dolayı çok hareket etme imkanı yoktu. Dua ve ibadette devamlılık esastır ve hayat ona göre programlanmalıdır. Allah, Hz. Zekeriya'ya hitap ederken Rabbini çok zikret, sabah ve akşam onu tesbih ve tenzih et diyor. Müminler
imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatle divan duran ve seher vaktinde Allah'tan af dileyenlerdir. Allah'ın ayetlerini dinlediklerinde aşina oldukları gerçekleri bulmaları sebebiyle gözleri yaşla dolup taşar ve dua ederek Allah'a yalvarırlar. De ki, duanız olmazsa Rabbim size niye değer versin ki diyen Furkan suresinin 77. ayetini çok sık hatırlatan Gülen, insan hayatında dua ve ibadete devamlılığın önemi hakkında ayrıca şunları ifade ediyor. Allah insanlara her zaman yakındır, esas uzak olan insandır. Cismani istekleri, arzuları, hırsları insanı Allah'tan uzaklaştırır. İşte dua ile insan bu uzaklığı aşmaya çalışır. Bu zaviyeden dua, insanın Allah'a karşı olan uzaklığını aşma çabasının adıdır. Efendimizin hayatına bakın. Hayatının her karesinde dua vardır. Bağışlayın, helaya girerken dua, çıkarken dua, yatarken dua, kalkarken dua, elbise giyince dua, evden çıkınca dua. Hasılı dua, dua, dua. Dua, Efendimizin hayatının içine işlenmiş dantelalar gibidir. İmanın yolu ibadet-ü taattan geçer. İnsanlarda dua duygusunu geliştirme bir vazifedir. Hem de ahireti, nübüvveti anlatma gibi bir vazife. Sürekli duaya kilitlenmek lazım. Bugün İslam aleminde olan problemler için insanlar çocuğu kuyuya düşmüş biri gibi dua ederek Allah'a yalvarmalı. Geceyi ihya etmeye başlayan diriliş yoluna girmiş olur ve bir ba'su ba'del mevt, yeniden diriliş temsilcisi olur. İnsanımız gece hayatını iki rekat bile olsa mesaisine eklemelidir. Gündüz koşturan gece ibadet etmelidir. Tabakat kitapları böyle insanların hikayeleriyle doludur. O insanlar dini ayakta tutan esaslardı. Bakın dünyayı fethedenler o zor şartlar altında namazlarını hiç bırakmışlar mı? Eğer onlar o şartlarda namazlarını terk etselerdi, bugün geriye İslam adına bir şey kalmazdı. İnsanın kendisi ölü olursa başkalarına can verebilir mi? İnsanın ibadet ve dua ile canından can dökülmeli ki başkalarına can verebilsin, diriliş eli olabilsin. Taşı aşındıran, mermeri delen, suyun gücü kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Allah'la oturup kalkmaya, Allah'la olan münasebetimizi sürekli kontrol etmeye ihtiyacımız var. Gülen'in yaşadığı mekanda dua ve ibadeti tamamlayan üçüncü husus ders halkası ve misafirleriyle yaptığı sohbetlerdir. 1985 yılından beri hep yeni katılan talebelerle yenilenir bu ders halkası. Her talebe İslam'ın yüzlerce ciltlik klasik eserlerini derinlemesine öğrenerek bu ders halkasından ayrılır. Uzun bir tefsir müzakeresinin ardından Gülen 2017-18 döneminde talebeleriyle bu sefer hadis müzakeresine başlamıştı. 14 Temmuz 2017 tarihli görüşmemizde 20 kadar hadis kitabını müzakere ediyoruz dedi. Bu hadis kitapları onlarca ciltten oluşuyordu. Hadis müzakeresinin bitmesinden sonra 25-30 kitapla yine aynı şekilde karşılaştırmalı olarak fıkıh usulü dersleri başladı. Bütün hayatı bu şekilde öğrenmek, öğretmek, dua ve ibadetle geçen Gülen hala seni hakkıyla bilemedik Allah'ım diyordu. Bütün büyük alimlerin ve tasavvuf büyüklerinin seslendirdiği bir duygudur bu. 80 yaşındaki Gülen ayrıca doğudan ve batıdan bilim adamı, yazar, entelektüel ve gazeteci misafirleriyle görüşmeler yapıyordu. Bazılarına şahit olduğum bu görüşmelerde Gülen, doğu ile batı arasında büyük uçurumların yaşandığı dünyamızda adil ve huzurlu bir geleceğin inşasına dair düşüncelerini ortaya koydu ve İslam aleminin yaşadığı büyük krizlerden nasıl kurtulabileceğine dair fikirlerini paylaştı. 10. Bölüm Doğu ve Batı. Fethullah Gülen ile röportaj yapmak için 28 Ocak 2015 günü Pensilvanya'ya gelen Moskova Devlet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Dünya Politikaları Bölüm Başkanı Profesör Vitali Naumkin, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e siyasi danışmanlık yapıyordu. Profesör Naumkin'e verdiği röportajda Gülen, İslam adına terör estiren El-Kaide IŞİD gibi örgütlerin
İslam'ı nasıl yanlış yorumladıklarını şöyle anlatıyor. Kur'an'ı anlayamayanlar sadece bazı yerleri alarak hangi şartlarda geçerli olduğuna bakmadan ayetlerle hükümler vererek katliamlar gerçekleştirmişlerdir. Oysa büyük bir İslam alimi olan Abdurrahman Azzam, Ebedi Risalet isimli kitabında Asr-ı Saadet'teki savaşlar müdafaa harpleridir demiştir. Kur'an'ın bütünlüğünü anlamadan şartlar ve konjonktüre göre istedikleri şekilde parça parça alıp çarpıtanlar İslam'ın apak yüzüne kara çalmışlardır. Öncesine sonrasına bakmadan bir ayetin sadece müşrikleri nerede görürseniz öldürün kısmı alınıyor ve benzer yanlış sonuçlar çıkartılıyor. Ayet öncesi ve sonrası kopartılarak adeta cımbızlanır gibi bir kelimeye bağlı olarak ele alınırsa o zaman Bin Laden ve benzerlerinin mülahazaları karşımıza çıkmaktadır. İslam'da savaşın da barışın da kuralları vardır. Bu kuralları görmezden gelerek kendi kendine harpler ilan etmeler, katliamlar yapmalar, insanları esir almalar vahşettir ve affedilmeyen bir cinayettir. Gülen'in bahsettiği Ebedi Risalet kitabı 1946'da Er Risaletül Halide ismiyle Arapça olarak yayınlandı. Kitabın yazarı Mısırlı alim Abdurrahman Azzam, Arap Birliği'nin kurucu babası ve ilk genel sekreteridir. İngilizcesi 1993 yılında Hz. Muhammed'in Ebedi Mesajı ismiyle İngiltere'de yayınlanan kitabında Azzam, İslam'ın savaşa bakışını şöyle anlatıyor. Kur'an'ın savaş ile ilgili ayetlerini analiz ettiğimizde ve Hz. Peygamber'in hayatındaki olayları takip ettiğimizde onun savaş ve seferlerinin her biri hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde savunma savaşları ve savunma seferleridir. İslam, savunma savaşı prensibini vaaz etmiştir ve bu prensibe uymayı emreder. Ancak Mekke'de zulüm ve baskı görüp Medine'ye göç etmeleri engellenince Müslümanlara savaş izni çıkmıştır. İslam'da savaş ilan etmenin hedefi ve amaçları şöyledir. Tiranlığı sonlandırmak, insanların hak ve hürriyetlerini korumak, dine uygulanan baskıyı engellemek ve bütün insanlar için inanç hürriyetini temin etmek. Profesör Raymond William Baker'ın vurguladığı gibi İslam bir savaş ve kılıç dini değildir. Kur'an-ı Kerim barışa öncelik veriyor, barışı teşvik ediyor ve saldırıya uğramaması halinde Müslümanlara savaş izni vermiyor. Bu konudaki Kur'an ayetleri şöyle. Bakara suresi 190, 191, 192 ve 208. ayetler. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Mescid-i Haram'ın yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Şayet onlar vazgeçerlerse siz de savaştan vazgeçin. Ey iman edenler, hepiniz toptan barış ve selamete girin. Nisa suresi 86 ve 90. ayetler. Bir takım kimselere beslediğiniz kin ve öfke sakın sizi onlara saldırmanıza yol açmasın. Siz iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın, günah işlemek ve başkasına saldırmak hususunda birbirinizi desteklemeyin. Onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmaz ve size barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmanıza yol vermez. Enfal suresi 58 ve 61. ayetler. Seninle sözleşme yapan bir millette sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki bunu bilme hususunda iki tarafta eşit olsun. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Maide suresi 2. ayet. Şayet size selam verilirse siz de ondan daha güzel bir tarzda selam verin. En azından verilen selamın misliyle karşılık verin. Tevbe suresi 4, 6, 7 ve 12. ayetler. Kendileriyle anlaşma yapmanızdan sonra şartları hiçbir şey eksiltmeksizin tamamen yerine getiren ve sizin aleyhinizde hiçbir kimseye destek vermeyen müşriklerle sözleşmenin müddeti tamamlanıncaya kadar anlaşma şartlarına riayet edin. Allah kendisine karşı gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakınanları sever. Eğer müşriklerden biri senden sığınma hakkı isteyip yanına gelmek isterse sen ona güvence ver. Şayet Müslümanlığı benimsemezse onu kendisini güvenlikte hissedeceği yere yani vatanına ulaştır.
Mescid-i Haram'ın yanında anlaşma yaptıklarınız size karşı dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Eğer anlaşmadan sonra yeminlerini bozar, bir de dinimize hücum ederlerse artık kafir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Hac suresi 39 ve 40. ayetler. Kendilerine savaş açılan müminlere savaşmaları için izin verildi. Çünkü onlar zulme maruz kaldılar. O müminler ki tamamen haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden ötürü yerlerinden, yurtlarından kovulmuşlardı. Eğer Allah insanların bir kısmının zararını diğer bir kısmı ile savmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve Allah'ın adının çok anıldığı mescitler yıkılır giderdi. Mümtehine suresi 8 ve 9. ayetler. Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeyen kafirlere gelince Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever. Allah sadece dininizden ötürü sizinle savaşan, sizi yerinizden, yurdunuzdan kovan ve kovulmanıza destek veren kafirleri dost edinmenizi men eder. Hanefi fukahasına göre Hz. Ali'nin görüşlerinden mühim olarak bir grup veya devlet askerini hazırlamışsa Müslümanlara doğrudan saldırmadıkça Müslümanlar onlara saldıramaz. 13 sene Mekke'de ve Medine'nin ilk 2 yılında savaş yoktur. Sonra müdafaa savaşlarına müsaade edilmiştir. Hz. Peygamber aleyhisselam döneminde Hindistan'da, Roma'da çok müşrik vardı ama gidin onları öldürün demedi. Yale Üniversitesi'nde İslam dünyasındaki radikal hareketler üzerine doktora çalışması yapan bir akademisyen 2016 yılı Ocak ayında Fethullah Gülen'i ziyarete geldi. O gün Gülen'le görüştüğünde ben de oradaydım. Gülen'e şu soruyu yöneltti. İslam dünyasında radikalleşme başını almış gidiyor. Her ay IŞİD'e yüzlerce kişinin katıldığı söyleniyor. Bu nasıl son bulur? Gülen bu soruya şu cevabı verdi. Hakiki Müslümanlık realize edilince. Karmatiler, haşhaşiler aynı şeyi yapmışlar. Hariciler, haruriler aynı şeyi yapmışlar. El-Kaide ve onun bağrında yetişen IŞİD'e neo-hariciler diyebilirsiniz. İslami kaynakların doğru anlaşılması lazım. İki şey esastır. İslamiyeti kaynaklarıyla ortaya koymak lazım ve arızasız, kusursuz temsilcilerinin ortaya çıkması lazım. O kaynaklarla hal ve davranışlarımızın örtüşmesi inandırıcı olur. Bu olmadan cihanda sulh ve selah olmaz. Bütün savaşlar İslam'da müdafaa savaşıdır. Yani durup dururken insanları düşüncelerinden, inançlarından, sistemlerinden dolayı öldürmek diye bir şey yok. Malınıza, ırzınıza, canınıza saldırı olursa meşru müdafaa hakkı doğar. Orta Doğu bölgesinde yıllarca görev yapan Beyrut'tan Kudüs'e kitabının yazarı Thomas Friedman, Irak, Suriye ve Afganistan'da IŞİD ve El-Kaide terörünün en büyük kurbanlarının Müslümanlar olduğunu hatırlatarak bu olaylara Müslümanların 30 yıl savaşları adını verdi. Bu oldukça çarpıcı bir tespitti. Gerçekten de Müslümanların bugünkü durumu kanlı mezhep savaşlarına sahne olan Ortaçağ Avrupa'sını çağrıştırıyor. Friedman'ın dediği gibi İslam'ın adını kullanan bu terör örgütlerini durduracak şey İslam aleminden yükselecek güçlü itirazlardı. Gülen en baştan itibaren sesini kuvvetli bir şekilde yükseltti. Rice Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Helen Rose Evon'un dediği gibi Gülen, 11 Eylül saldırılarından sonra taziye mesajı veren ilk dini liderdir. Washington Post gazetesinde 21 Eylül 2011 günü yayınlanan Gülen'in mesajı şöyleydi. İslam bu tür terörist saldırılarını nefretle karşılar. Bir kişiyi öldürmüş olan, bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyen bir dinden binlerce kişinin ölümüne cevaz vermesi beklenemez. Terör bilhassa İslami bir gaye adına kesinlikle kullanılamaz. Terörist Müslüman, Müslüman terörist olamaz. Gülen El-Kaide ve Usame Bin Laden'e karşı her zaman ses verdi. Bin Laden, İslam'ın temiz çehresini kirletti. Laden'den nefret ediyorum dedi. IŞİD'e karşı aynı duruşu sergiledi. 17 Eylül 2014 günü New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Los Angeles Times ve Chicago Tribune gazetelerinde yayınladığı ilanda aynı kuvvetli mesajı verdi. Mesaj şöyleydi. Bu terör grubunun acımasızca işlediği vahşetleri şiddetle kınıyorum. İslam adına işledikleri bu eylemler yüz kızartıcıdır ve insanlığa karşı bir suçtur. El-Kaide,
IŞİD ve Boko Haram'ın ortak noktaları totaliter ideolojileri ve insan onurunu reddetmeleridir. Bunların Kur'an prensipleri ve Hazreti Peygamber'in uygulamaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Ne yazık ki İslam kelime olarak barış anlamına gelmesine rağmen tarihin en vahşi terör örgütlerinden biri kendisine İslam Devleti adını verdi ve dünyada böyle tanındı. İslam alimleri tarafından bu konuyla ilgili 13 asır önce yazılan kitaplarda Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ısrarla tavsiye ettiği şu hususlar vurgulanmıştır. Savaşa giderken ekili tarlaları ve meyve bahçelerini çiğnemeyin. Mabetlerde yaşayan rahiplere, keşişlere, kendilerini Allah'a vermişlere saygı gösterin ve onları incitmeyin. Sivilleri öldürmeyin. Kadınlara karşı münasebetsiz davranmayın. Çocuklara ilişmeyin, mağlupların duygularını yaralamayın, yerli halktan hediye kabul etmeyin, askerlerinizi yerlilerin evlerinde barındırmaya kalkmayın. Ömrünü İslam ve Orta Doğu üzerine araştırmalara adayan, bu alanlarda birçok kitap yazan Profesör Bernard Lewis'in vurguladığı gibi İslam savaşın kurallarını özenle düzenlemiştir. İslam hukukçuları savaşlarda ateşli silahların ve zehirli okların kullanılması, düşman su kaynaklarına zehir konulması hususlarını tartışmışlar ve bunların masum insanların ölümüne sebebiyet vermesi üzerinde durmuşlardır. İslam'ın savaş kurallarına göre Müslümanlar yaptıkları anlaşmalara saygılı olmak, ateşkes bozulmadan önce makul bir şekilde gerekçesini karşı tarafa bildirmek, kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmemek, savaş esirlerine işkence yapmamak ve onları sakatlamamak mükellefiyeti altındadırlar. Bu sebeple Müslümanlar Doğu Akdeniz'de Romalıların elindeki yerleri aldıklarında, Afrika'nın kuzeyi ve Avrupa'da fetihler yaptıklarında, daha önce buraları alanların icra ettikleri barbarlıkları yapmadılar. Gülen'in konuşmalarında sıklıkla bahsettiği Selahaddin Eyyubi, 1187'de Kudüs'e girdiğinde sadece Avrupa'dan gelen Hristiyanları şehirden çıkardı. Fidye küçük rakamlarda tutuldu. Fidye verme imkanları olmayanlar affedildi. Hatta Selahaddin Eyyubi Avrupa'dan gelen bazı Hristiyanların fidyelerini bizzat ödedi. Bu adaleti Avrupa'da Selahaddin Eyyubi'nin vaftiz edildiği, annesinin Fransız olduğu gibi söylentilere sebep oldu. Oysa Haçlılar 1099'da Kudüs'e girdiklerinde erkek, kadın, çocuk ayrımı yapmadan herkesi öldürdüler. 8 Ekim 2002'de Fransa parlamentosunda konuşan dönemin Fransa Başbakanı Jean-Pierre Raffarin'in Selahaddin Eyyubi Haçlıları yenilgiye uğrattı, Kudüs'ü kurtardı sözleri tarihi bir gerçeğin ve hayranlığın ifadesidir. Selahaddin Eyyubi'nin biyografisini yazan İngiliz tarihçi Howard Newby o dönemde Şam'da Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin birlikte barış içinde yaşadıklarını ifade ederken çarpıcı bir örnek veriyor. Romalılar döneminde Kudüs'ten kaçmış olan 3000 kişilik Yahudi cemaati Şam'da kendi üniversitelerini kurmuştu. Şam'da Hristiyan cemaati de St. Mary kiliseleriyle her türlü din ve ibadet hürriyetine sahiptiler. Maalesef bugün cihadın anlamı değiştirilmiş ve kirletilmiştir. İnsanları İslam dinine geçmeye zorlamak adına başka inanç mensuplarına şiddet uygulayanların yaptıkları cihat değil barbarlıktır. Müslüman ben adam öldüreyim cennete gideyim diyemez. Adam öldürerek cennete gidilmez. Allah'ın rızası kazanılmaz. Allah nazarında hayat çok önemlidir. Allah gönderdiği din ile insanın canını korunması gereken 5 asli değerden biri saymıştır. Öyle ki İslam tek bir insanı öldürmeyi, bütün insanları öldürme, tek bir insanın hayatını kurtarmayı da bütün insanların hayatını kurtarma olarak kabul eder. Ferdin hakkı ile toplumun hakkı eşittir. Bunlardan biri diğerine feda edilemez. Din, Müslümanların yaşadıkları baskılara fertlerin canlı bomba eylemleriyle cevap vermesini tasvip etmez. Bu konuda kimse fetva veremez. Fertler din adına canlı bomba, intihar komandosu olamaz, canlı bomba yapılamaz. Canlı bombalar intihara girer, böyle intihar edenlerin cenaze namazı kılınmaz. Alman gazeteci Rainer Hermann'ın "Ama onlar savaşıyor ve İslam adına öldürüyorlar" sorusuna Gülen şu cevabı veriyor. Bir profesör bana bu insanların cennet ve cehennemin var olduğuna dair sağlam inançları mı onları canlı bomba olmaya sevk ediyor diye sormuştu. Hiç düşünmeden böyle yapanlar cennete değil cehennemin ortasına düşerler dedim.
din adına öyle bir şey olmaz. Din adına cinayet işleyerek adaleti, hakkaniyeti ayaklar altına alma, cinayeti bir dini esas gibi gösterme olamaz. Bu dinle telif edilemez. İslam'da şahıslar savaş ilan edemez. Bu karar devlete bırakılmıştır ve savaş da en son seçenektir. Gülen, Hazreti Süleyman ve Sebe Melikesi hikayesinde insanlığa çok önemli bir savaş dersi verildiğini belirtiyor. Hazreti Süleyman ile Sebe Melikesi arasında elçilerle yapılan diplomatik görüşmelerle savaş engellenir. Danışmanlarının biz güçlü, kuvvetliyiz, savaşçı bir milletiz ama yetki sizindir, değerlendirip münasip gördüğünüz emri verin tavsiyesi üzerine Sebe Melikesi savaşın çok yıkıcı sonuçlarına işaret ederek şöyle der. Hükümdarlar bir ülkeye girince oranın düzenini alt üst eder, halkının eşrafını da sefil ve zelil ederler. Gülen bu konuda şu değerlendirme yapıyor. Bütün diplomasi yolları değerlendirilmeli, şayet netice alınamıyorsa o zaman B planları yani savaş uygulanmalı. Diplomasi esastır. Savaş, hakkı ikame adına bile olsa İslam'a göre en son tercih edilen şeydir. Çok masum insanlar da ölüyor. Sosyal hayatta, ekonomide çok acı şeyler bırakıyor. O milletin yeniden derlenip toparlanması yarım asır istiyor. Kaba kuvvetle meseleler hallolmuyor. Çocuklar kan kokusuyla büyüyor. Sebep bugünkü Yemen bölgesidir. Kur'an-ı Kerim'de 34. sure bu ülkenin adını taşır. Kur'an bu ülkeyi şöyle tarif ediyor. Sağdan ve soldan iki bahçeyle çevrili, sırt sırta vermiş birbirlerinden görülebilen nice feyizli kasabalar ve bunlar arasında düzenli ulaşım imkanlarına sahip geceleri ve gündüzleri güven içinde gezilen ve dolaşılan bir ülke. 17 Şubat 2017 tarihinde Gülen'in şu sözlerini not almışım. Müslümanlık bir kavga dini değildir. 20 sene evvel demiştim, Müslüman terörist olamaz, terörist Müslüman olamaz. İslam medeniyetinin bugün yaşadığı sıkıntıları, hata neredeydi ve İslam'ın krizi kitaplarında irdeleyen Profesör Bernard Lewis de bunu şöyle ifade ediyor. Amerika'ya yönelik 11 Eylül saldırılarının ne İslam doktrini ve hukukunda yeri vardır ne de İslam tarihinde örneği. Gülen'e göre Müslümanlar dinlerini arızasız yaşadıkları ve dini değerlerin revaçta olduğu dönemlerde bilimde, sanatta, ekonomide, devlet yönetiminde dünyanın en güzel sistemlerini ortaya koydular. Ama İslami değerlerden uzaklaşıp cehaletin, ahlaksızlığın, hurafelerin esiri haline gelince bağı kopmuş tesbih taneleri gibi darmadağınık oldular, perişanlardan daha perişan hale geldiler. Birkaç asırdır süren bu durumu tersine çevirmek ancak yeni bir Rönesansla İslami düşünceyi yeniden gerçekleştirmekle mümkündür. 6 Ocak 2016 günü Arnavutluk'tan kendisini ziyarete gelen bir ilahiyat profesörünün bu konudaki sorusuna verdiği cevapta Gülen şöyle dedi. Din eğitiminde ilahiyat talebelerine bütüncül bir bakış verilmesi çok önemlidir. İslami ilimleri Hicri 2. 3. ve 4. asırda yani miladi 8. ve 10. yüzyıl arası ele alan insanlar gibi Kur'an-ı Kerim'in çok iyi bilinmesi lazım. İmkan varsa ilahiyat 1. ve 2. sınıfta okuyanları pozitif bilimlere yönlendirmek lazım. Bir ilahiyatçının bir astrofizikçiyi, bir antropoloğu anlaması lazım. Hicri 5. asra kadar yani miladi 11. yüzyıla kadar böyle olmuş. Zehrabi'nin aletleri 8 asır kullanılmış. İbn Sina 57 yaşında vefat ediyor. Yazdığı tıbba dair kitap 8 asır okunuyor. Harizmi'nin Cebir kitabı kaç asır okutuluyor? Nesillerin birbirlerini anlamasını sağlamak lazım. 5. asırdan itibaren İslami ilimler, fen bilimleri ve tekke birbirinden ayrılmış. Bu 3 gerçek bir hakikatin aynı yüzü. Bu 3 hakikatin yeniden izdivaç eder gibi bir araya getirilmesi lazım. Fakat bir nesille olacak iş değil, birkaç nesil ister. Gülen'e yaptığım ziyaretlerde defalarca bu konuya temas ettiğini gözlemledim. Gülen'in sözlerinden tuttuğum bazı notlar şöyle. Hicri 5. asrın ortalarına doğru İslami düşünce heyecanını kaybetti. 5. asrın başına kadar tekvini, teşrii emirler çok iyi derc edilmiş. Elefen tabirini kullanırlar. Didik didik etmişler. Müracaat ettikleri kaynakları pamuk gibi hallaç etmişler. Analizler yapmışlar. Sentezlere gitmişler. Ahkam vaaz etmişler. Yaşadıkları devirde
boşluk bırakmamışlar. Batı'nın 8 asır sonra muvaffak olduğu şeyleri ta Hicri 4. asırda, yani miladi 10. asırda realize etmişler. İbn Sina'nın şifasına çok az şey ilave edebilirsiniz. Şifa ve tıbbın kanununu okuyun. Bugünkü modern tıptan farklı bir şey söylemiyor. 8 asır Endülüs'te tıp dünyasında Zehravi'nin alet ve edevatını kullanmışlar. Razi, müfessir ama aynı zamanda bir tıp doktoru. Abbasi döneminde Benu Musa kardeşler 1000 sene evvel küre-i arzın çapını, şeklini birkaç metre farkla söylüyorlar. Uçma denemeleri yapmışlar. El alem Endülüs'te, Bağdat'ta Müslüman alimlerin ortaya koyduğu şeyleri almış, Rönesans'ta değerlendirmiş. Ama bizde bunlar durmuş. O insanlar bir daha yetişmemiş. İstanbul'un fethiyle her şey durdu. Sanayi inkılabını, Rönesans'ı kaçırdık. Ne ilim aşkı, ne hakikat aşkı, ne araştırma aşkı kalmış. Pozitif bilimlerle İslami bilimler birbirinden ayrılmış. Bu ayrılık Müslümanların aleyhine olmuş. Büyük ölçüde medreselerde hem pozitif ilimlere hem kalp ve ruh hayatına karşı yobaz yetişmiş. Onlara yobaz denilmiş, bunlar da diğerlerine dinsiz demişler. Her biri kendi dünyalarının mahkumu olmuşlar. Düşünce kopukluklarına sebebiyet vermiş bu. Bugün öyle imrendirecek bir toplum yok. Bize hakiki Müslüman denilemez. İmrendirici halimiz yok. Gülen'in bahsettiği Benu Musa kardeşler 9. yüzyılda Bağdat'ta yaşamış 3 Müslüman bilim adamı kardeştiler. İsimleri Muhammed, Ahmet ve Hasan'dı. Astronomi, geometri ve mekanik alanında önemli buluşlar yaptılar. Dünyanın çevresini yaklaşık 39 bin kilometre olarak buldular. İslam tarihi profesörü Martin Kramer, eğer 10. yüzyılda Nobel bilim ödülleri olsaydı hepsini Müslüman bilim adamları alırdı. İslam'ın bilim akademileri bilim adamı yetiştirmede rakipsizdi. İslam dönemin süper gücüydü. Fakat bugün İslam dünyasının en iyi bilim adamları ve akademisyenleri eğitim için dışarı gidiyor ve çoğu geri dönmüyor diyor. İslam bilginlerinin Rönesans'a katkılarını anlatan çok yeni ve çarpıcı bir çalışma Alman tarihçi Profesör Hans Belting'in imzasını taşıyor. 2011'de Harvard Üniversitesi'nin yayınladığı kitap Floransa ve Bağdat, Rönesans Sanatı ve Müslüman Bilimi adını taşıyor. Rönesans sanatında bir devrime yol açan perspektif teorisini Bağdat'ta formüle eden kişi olan 11. yüzyıl matematikçisi İbn Heysem ve Orta Çağ'ın Müslüman matematikçilerinin geliştirdiği sistemin Rönesans sanat ve estetiğine temel oluşturmasının hikayesidir bu kitap. Profesör Belkin, Bağdat, Rönesans üzerinde derin etkileri olan Müslüman Arap bilimini sembolize eder diyor. El-Kindi gibi Müslüman astronom ve filozoflar, sayı sistemini bulan Müslüman matematikçiler, İslam bilimini batıda otorite haline getirdiler. Karanlık oda fotoğraf tekniğinin mucidi İbn Heysem, bu etkilerin en büyüklerinden birini yaptı. Çünkü onun teorisi Rönesans'ın resim teorisi oldu. Profesör Belkin, geçmişte Doğu ile Batı arasında bilim alanında yaşanan etkileşimin daha sonra neden koptuğunu anlatırken Gülen'e benzer bir tespit yapıyor. Endülüs, Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların barış içinde verimli bir şekilde bir arada yaşadıkları bir dönemin adıdır. Bugünkü dünyayı ayıran şey rigid ideolojik bariyerlerdir. Gülen, Yeni Ümit Dergisi'nin Nisan 1999 tarihli sayısında yayınlanan İslam düşüncesinin ana karakteristiği başlıklı yazısında şöyle diyor. İslam'ın başka milletlerden alınabilecek değerlere karşı sonuna kadar açık olduğu bir gerçektir. İslam, fizik, kimya, matematik, astronomi, hendese, tıp, ziraat, sanayi ve diğer teknolojileri bir zamanlar nereden olursa olsun alıp değerlendirdiği, geliştirip arkadan gelenlere emanet ettiği gibi bugün de kimden olursa olsun alınabilecek her şeyi alır. Aslında insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olması da Müslümanın derin bir hakikat aşkı, bir ilim tutkusu, bir araştırma sevdasıyla çalışmasını, öğrenmesini, her hususta maharet sahibi olmasını gerektirmektedir. İlim ve teknolojiler öteden beri milletler arasında taati edile geldiği gibi el değiştire değiştire bundan sonraki sahiplerinin emanetçiliğinde de sürüp gidecektir. Zaten bunların dini ve milleti de söz konusu değildir. 1979 yılı yazıydı. Gülen belinden rahatsızdı ve günlerdir yatıyordu. Ancak Sızıntı Dergisi'nin baş yazısı onu bekliyordu.
öğrencileri dergiyi onun baş yazısı olmadan çıkarmak istemiyorlardı. Gülen'in nazı geçen insanlardan biri doktoru Kudret Ünal'dı. Gülen'e "Hocam yatarak da yazabilirsiniz" dedi. Gülen'in yatağında yatarak yazdığı bu yazı insanı yükseltme başlığını taşıyordu ve Sızıntı dergisinin Temmuz 1979 tarihli 6. sayısında yayınlandı. Gülen bu yazısında şöyle diyor: "Geçmişten bugüne tefekkür ve ilim hayatımıza hizmet edenler sahi ve gayretlerinin semerelerini bizzat görmemelerine rağmen insanlık için çalışmış, didinmiş, ilim ve kültür adına yığın yığın miras bırakmışlardır. Eğer böyle olmasaydı bugün yeryüzünde ne ilimden ne de medeniyetten söz etmek mümkün olacaktı. Mükemmel ve faziletli insan da yine beşeri sahi ve cehdin semeresidir. Bütün tarih boyunca bir nesil diğer bir neslin terbiyesini derpiş etmiş ve bunu kendine vazife bilmiştir." Gülen'in evrensel insani değerler anlayışı onun bilim anlayışıyla paraleldir. Gülen evrensel insani değerlerin üç ayağı olduğunu belirtmektedir. Semavi dinlerden süzülüp gelen değerler, günümüze kadar bilimin ürettiği değerler ve bütün milletlerin kültürlerinden, geleneklerinden süzülüp gelen değerler. Gülen bu evrensel insani değerler anlayışı sebebiyle doğuda ve İslam dünyasında köklü bir geçmişi olan Batı karşıtlığının faydasızlığı ve zararları hakkında çok önemli çıkışlar yaptı. Şunları söyledi: "Batıyı bugün batı yapan onun eşya ve hadiseleri hallaç etmesi, varlığın altından vurup üstünden çıkması, kainatı yorumlaması, Allah'ın kudret ve iradesinden gelen şeriat-ı fıtriye diyeceğimiz fiziğin, kimyanın, astronominin kaynağı sayılacak kainat kitabını bu besteyi bir senfonizma ile seslendirmesidir. Bu Müslümanların da bir vazifesidir. Bunu yapmalıydılar." Batı bilimsel düşünceyle Rönesans'a yürürken bizde fen bilimleri, müsbet bilimler kapı dışarı edilmiştir. Evet, askeri alanda çok büyük başarılar ve zaferler elde etmişizdir ama aynı başarıyı bilim alanında gerçekleştiremedik. 21. yüzyılda olmamıza rağmen bilim seviyemiz ve bilim düşüncemiz ortada. Bu sebeple şimdi asıl inkılap bu alanda yapılmalıdır. Mutlak manada kayıtsız şartsız bir batı düşmanlığı zannediyorum bizi çağın dışına iter ve zaman tarafından elenirsiniz. Kaldı ki onlar bizden alınacak şeyleri almada diri etmemişler. Azıcık bilim tarihi okuyanlar bilirler ki batıda Rönesans olmadan önce gerçek manada bir Rönesans Hicri 5. asırda Asya'da gerçekleşmiş. Biruni'lerden Harizmilere, İbn Sina'lara kadar. Endülüs'te Asya'da seslerini hissettirecek şekilde gürül gürül bir ses haline gelmiş büyük bir medeniyetin soluğu olmuşlardır. Ve yine birçok bilim tarihçisinin ifadesine göre batıda gerçekleşen Rönesans'ın temelleri Asya'da atılmıştır. İnsaflı batılı yazarlar bunu itiraf etmiştir. Batılıların alıp geliştirdiği şeyleri bence bizim bugün almamızda hiçbir beis yoktur. Bunlarla dünyada ilmi, teknolojiyi temsil eden bir genç nesil yetiştirebiliriz. Avrupa ile makul bir noktaya yürümemiz geleceğimiz adına güzel şeyler vaat edebilir. Biz batının bizim için avantaj sayılacak çok yanlarından mahrum kalmışızdır. İslami Bilim ve Avrupa Rönesansı'nın oluşumu kitabının yazarı, Kolombiya Üniversitesi İslami Bilimler Profesörü George Saliba, Kopernik'in Müslüman astronomlar Nasreddin Tusi, İbn Şatır ve El Urdi'nin metinlerinden yararlandığına dair delillere kitabında yer veriyor. Bir Medeniyetler Tarihi kitabının yazarı Fransız tarihçi Fernand Braudel şöyle diyor: "Hastalıkların tedavisinde kullanılan merhem, şurup, arıtılmış su gibi ilaç ve tekniklerin yarısı batıya İslam dünyasından geçti. Kan dolaşımını Müslüman alim ve doktor İbn Nefis keşfetti. Müslüman tıbbı Avrupa'da uzun süre daha ötesi olmayan bir seviye olarak kabul edildi. Harizmi'nin 16. yüzyılda Latince çevrilen Cebir kitabı batıda temel başvuru kitabıydı." Profesör Bernard Lewis ise "Hata Neredeydi ve İslam'ın Krizi" kitaplarında şunları anlatıyor: "Yüzyıllar boyunca medeniyetin ve insanlığın gelişmesinde İslam ön saftaydı. İslam, kıtalar arası ve uluslararası bir medeniyet oluşturdu. Bu medeniyet, bilimde ve sanatta insanlık tarihinin zirvesine ulaştı ve o çağlarda Avrupa hem bilimde hem de sanatta
İslam medeniyetine bağımlıydı. Klasik İslami medreseler birer yüksek öğretim ve araştırma merkezleriydi ve daha sonra kurulan Avrupa üniversitelerine model oldular. İslam dünyası bilim ve teknolojide zamanı ölçen aletler dahil dünyaya öncülük ediyordu. Eski Yunan, Roma ile bugünkü Avrupa arasında İslam dünyaya liderlik yapan medeniyetti. Bu dönemde İslam güçlü ve zengin bir bilimi, endüstriyi, ticareti ve edebiyatı temsil ediyordu. Doğu bu bilimlerin ve yeni endüstrilerin doğduğu yerdi. Ticaret ve üretimin dünyaya yayıldığı, düşünce ve ifade hürriyetine sahip bir dünyaydı. Büyük İslam medeniyeti, Müslüman olmayanların da Müslümanlarla birlikte yaşadıkları bir çatıydı. Bütün dünyayı ileri götürdü ve zenginleştirdi. Ama daha sonra Rönesans ve teknoloji devrimiyle Avrupa öne geçti. 16. yüzyıla kadar bilimde öğrenci olan Batı, öğretmen olmaya başladı. Bu tarihten itibaren öncülük rolünü kaybeden Doğu ise çıraktı artık. Rönesans ve teknoloji devrimi İslam dünyasını adeta pas geçti ve İslam medeniyeti 300 yıldır gerilemede. Bugün neredeyse İslam dünyasının tamamı yoksulluk ve baskı altında. Dünya Bankası'nın verilerine göre İslam ülkelerinde fert başına düşen milli gelir dünya ortalamasının yarısına tekabül ediyor. Eğer Müslümanlar bunu bize kim yaptı demekten kurtulup nerede hata yaptık sorusunu sormaya başlarlarsa, şikayet ve mağduriyet psikolojisinden kurtulurlarsa, kendi aralarındaki ayrılıkları bir kenara bırakıp enerjilerini, kaynaklarını ve kabiliyetlerini birleştirirlerse eski ihtişamlı İslam medeniyetini yeniden ihya edebilirler. Ama radikaller ajandalarında başarılı olursa dünyayı, özellikle de İslam dünyasını karanlık bir gelecek bekliyor. İslam, dünya ve ahiret dengesini esas alır. Kur'an, Allah'ın sana verdiği her şeyde ahiret yurdunu ara. Onu izle ve sürekli o yolda yürü. Bu arada dünyadan da nasibini unutma demektedir. İslam, ferdin salih amel peşinde olmasını emrettiği gibi paranın, toprağın, zamanın rantav değerlendirmelerini, onlardan en fazla verim alınacak şekilde kullanılmalarını da emreder. Müslümanlar ne dünyayı kaybetmeli ne de ahireti kaybetmelidirler. Aşağıdan bakarken, el etek öperken, eteğinizde zebercetler de olsa düşüncenizi kabul ettiremezsiniz. Hazreti Peygamber aleyhisselam, sahabiler yıldız gibidirler diyor. Denizin dibindeki mercanlar diyebilirdi ama yüksekteki yıldızı işaret etmesi bir ufku gösteriyor. Çünkü aşağıdan bağırdığınız sürece Hazreti İsa bile olsanız sesinizi kimseye dinletmeniz mümkün değildir. Gökte uçanların yerde sürünenlerle arkadaşlık yaptığı nerede görülmüştür? Din, dünya ve ahiret dengesini kuracak şekilde yaşanabilir bir sistemdir ama Müslümanlar hayatı ihmal edince hayatın dizgini başkalarının eline geçer. Bu dengenin bozulması Müslüman düşünceyi felç etti. İslam'ın klasik eserlerinin okutulduğu medresenin en büyük hatası fen bilimlerini ve İslam'ın ruhi hayatını bağrından söküp atmasıdır. Medreselerde muhalif düşünceye temsil hakkı tanıyacak bilimsel ve idari yapılanma yoktu. Medrese sadece kapılarını pozitif bilimlere kapatmadı. Sanat ve estetiğe imkanlar sağlayan, onları besleyen tasavvufa da kapalı kaldı. 2010 yılı Haziran ayında New York Times gazetesine verdiği röportajda Gülen buna şöyle işaret ediyor. Belli bir zaman sonra belirli dini ilimler dışında her şey medresenin dışına atıldı. Kur'an'ın ve kainat kitabının beraber okunması ve bu ikisinin fizik, astronomi, matematik bilimlerine öncülük etmesi, dayanak olması prensibi göz ardı edildi. Medreseler teknolojiye ve bilimsel düşünceye ayak uyduracak kabiliyetler yetiştiremedi. Medreseler gibi İslam'ın tasavvuf kolunu temsil eden tekkeler de asli fonksiyonlarından uzaklaştı. Böylece şekilciliğe saplanan medrese ve tekke birbirlerinden ayrıldı. Bu, kalp-kafa beraberliğinin bozulmasına sebebiyet verdi. Sonra inkılap ruhu öldü, araştırma cihedi yara aldı, hakikat aşkı unutuldu. Oysa İslam medeniyetinin mayasında hür düşünce ve estetik vardır. İslam imandır, ibadettir, ahlaktır, insani değerleri yükseltme sistemidir, düşüncedir, ilimdir ve sanattır. İbn Sina'nın dediği gibi bilim ve sanat iltifat görmediği bir ülkeyi terk eder. Gülen'e göre Müslümanlar Batı felsefesi ve kültürüyle karşılaştığı günden beri yenilmişliğin travmasını yaşıyorlar.
bazı Müslümanların da Batı bilimi karşısında başları döndü. Şimdi araştırma laboratuvarında çalışmaktan bitap düşmüş, peygamberane bir azimle evinin yolunu unutacak kadar bu alanda çalışacak Rabbanilere ihtiyaç var. Gülen 24 Aralık 2015 günü aralarında 3 kadının da bulunduğu 14 sosyal bilimciyle görüşmesinde şunları söyledi. Pozitif bilimcilerin ilahiyatçıları, ilahiyatçıların pozitif bilimcileri anladı, elit bir sınıf yetiştirmeliyiz. Gerekirse 25 sene sabrederiz. Böyle işler ancak çeyrek asırda, yarım asırda olur. Birbirini anlayacak elit bir sınıf. Kimyacıların, biyologların, ilahiyatçıların, fizikçilerin beraber yazdığı bir Kur'an tefsiri. 1000 sayfadan belki 100 cilt. Şu sözleri Gülen'in 8 Ocak 2016 tarihli konuşmasına not almışım. Benim hayalim, İlahiyat 1. ve 2. sınıfı okuduktan sonra bu öğrencileri pozitif ilimler alanına, tekvini emirler alanına yönlendirmek. Mesela tıbba yönlendirilsinler. Bunu hakiki manada realize etmek lazım. Çağımızın aydınları birbirlerini anlamalıdır. Gülen 2016 yılı Ocak ayındaki bu konuşmalarının birinde meseleleri matematiksel olarak ele almak anlamına gelen riyazi düşünceyi 3 yıldır ayrıntılı olarak yazmak istediğini ifade etti. 31 Mart 2010 tarihinden itibaren öğrencileriyle 5 yıl boyunca farklı coğrafyalarda, farklı yüzyıllarda yazılmış 30 ayrı Kur'an tefsirini mütalaa eden Gülen şöyle diyordu. 30 tefsiri birden mütalaa etme imkanı oldu. Onlara bu zamanın yorumlarının ilave edilmesi lazım. Ortak akılla fen bilimleri, tekke ve zaviyenin varidatıyla beraber İslami ilimleri bilenlerin bir araya gelerek yazacakları bir tefsir. Antropologlar konuşurken, astrofizikçi konuşurken, tefsirci, hadisçi, fıkıhçı onu anlaması lazım. Bunlar bir araya gelerek bir tefsir ortaya koyacaklar. Mesela İslam Rönesansı'nın zirve yaptığı bir dönemde yetişen İmam Gazali, kendi döneminde bunu yapmaya çalıştı. Gazali önce zahiri ilimlerde yüksek bir ufku yakalamıştır. Öyle ki kendi dönemi itibariyle ulaşılabilecek bütün kaynak eserlere ulaşmış, kütüphaneler dolusu kitabı hallaç etmiş ve neticede gelecek nesillere çok bereketli eserler bırakmıştır. Bu sebeple kendisine Hüccetül İslam, yani İslam'ın delili unvanı verilmiştir. Yaşadığı dönem olan Hicri 5. asır, yani miladi 11. yüzyıl bir açıdan İslam Rönesansı'nın zirveye ulaştığı bereketli bir çağdır. Gülen şöyle diyor, İmam Gazali ihyasıyla bütün İslami ilimleri yeniden diriltmeyi hedeflemiştir. Kendi dönemine göre bir ihya hareketine girmiştir. İhya-i Ulumuddin demiş. Yeniden bir diriliş ve ciddi bir kabul görmüş. Aradan 1000 sene geçmesine rağmen hala eserlerinden istifade ediliyor. Bu onun eskimediğini gösterir, ufkunu gösterir. En çok okunan alimlerden biri. Gazali ilimde bir devdir ve bizim Rönesansımızın yaşandığı dönemdir. İbn Sina, tababet yanında mistikliği, sofiliği vardır. Razi, dönemindeki doktorlardan ileri olacak şekilde tıpta ehil, kelam ve şiirde de öyle. İbn Rüşd, Farabi, İbn Sina önemlidir. İlim ile dinin çakışmadığını göstermişler. Allah Kur'an'da dünyaya salih kulların varisi olacak. Tevrat ve Zebur'da da yazdık. Allah içinizden iman edip yararlı işler yapanlara kesin olarak vaat buyurur ki daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak, tam bir güvene erdirecektir diyor. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bu insanlar çağdaş bilimlere varis olmalıdır. Bu bilim ve fennin ahlak ve inançla evliliğidir. Bilim hem dinin daha iyi öğrenilmesini sağlar hem de zenginlik getirir. Müslümanlar ancak İslami bilgiyi ve modern bilgiyi harmanlayarak cehalet, fakirlik ve iftirakların üstesinden gelebilirler. Bu medeniyet binasının mimarisi peygamberler tarafından çizilmiştir. Bu binayı yükseltecek ise hakiki Müslümanlıktır. Gülen'e göre sağlıklı bir toplumun inşası için dinin ve bilimin değerleri yan yana olmalıdır. Bilim tarihinin büyük dehası Albert Einstein'ın ifadesiyle bilimsiz din topal, dinsiz bilim kördür. Çünkü dini dikkate almayan bir eğitim inançsızlığı, bilimsel eğitim eksikliği ise fanatizmi doğurur. İlahi mesajdan mahrum eğitim ve bilim belli ideolojilerin yedeğine girince
gerçeğin yolunu kesen bir gul yabani haline gelir. Semavi bir gerçek olan din de eğer fanatik düşüncenin eline geçerse kin, nefret ve intikam duygularının kaynağı haline gelir. Bilim dinden kopuk olunca öldürücü bir silaha dönüşür. Din akıldan, hayattan ve bilimden kopuk olunca insanların ve milletlerin arasına duvarlar ören bir taassup kurumuna dönüşür. Kendileri dışındaki herkesi zındık ve münafık olarak gören bir dini anlayış, dini insanları Allah'tan uzaklaştıran bir fobiye dönüştürür. Din adına sergilenen fanatizm yobazlıktır. Yobaz sadece bugünün bir paraziti değildir. Eski çağlardan bu yana türlü türlü ses ve şekillerde ayakta duran bir virüstür. İnsanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu hedef alan bir dünya kurmak için Gazali okuyanlar Paskal'ı unutmamalı, Mevlana ile semaya kalkanlar laboratuvara uğrayıp Pasteur'ü selamlamayı ihmal etmemelidir. 14 Mayıs 2017 günü Gülen'e 1970'li yıllarda konferanslarında alıntılar yaptığı İngiliz bilim adamı James Jinks'in Esrarlı Kainat ve Amerikalı psikiyatr Henry Link'in Dine Dönüş kitaplarının İngilizce baskılarını gösterdim. Her iki kitaba da bakıp inceledikten sonra Pascal'ın üzerimde tesiri daha büyük. Manastırda gökyüzüne bakarken hıçkıra hıçkıra ağlayan bir insan dedi. Gülen seneler önce Pascal'ın manastırda gökyüzüne bakarken Allah'ın yüceliği karşısında ağlaması sahnesinin tablosunu yaptırıp Sızıntı dergisinde yayınlamıştı. Pascal, Allah akılla değil ancak kalple idrak edilebilir, filozofların bahsettiği değil, İbrahim peygamberin, İshak'ın, Yakup'un bahsettiği yaratıcı diyen bir ilim adamıydı ve her konuşmasını Allah beni hiç terk etmesin duasıyla tamamlıyordu. Gülen, Kur'an-ı Kerim'den esinlenerek formüle ettiği yeryüzü mirasçılarının yani ideal neslin vasıflarını sayarken şöyle diyor. Bunlar Kur'ani ahlakı temsil edenler, yaşadığı çağın şuurunda olanlar, ilim ve fenle mücehhez olup her zaman dünya ve ukba muvazenesini iyi kurabilenlerdir. Evvela dinin salahatle yaşanmasına ve İslam'ın hayatı hayat olmasına gayret etmek, sonra da çağın ilim ve fenlerine varis olmak şarttır. Müslümanlar iç yapıları, kalbi ve ruhi hayatları itibariyle deformasyona maruz kaldılar. Dış yapıları itibariyle de çağın çok gerisinde kaldılar. Böylece bir deformasyon veya çağın gerisinde kalma ister bir iki asırdan beri ard arda gelen harici engellemelerden kaynaklansın, isterse bizim cehalet, zaaf ve yetersizliğimizden meydana gelsin fark etmez. Muhakkak bir şey varsa o da son asırlarda İslam ümmetinin sürekli kan kaybetmesi ve çağlar boyu kendisini ayakta tutan yeryüzünün hakiki mirasçısı kılan güç kaynaklarına karşı alakasız kalmasıdır. Hele bu talihsiz dönemde idare ve idare edenlerin zaafı bütün yürekler acısıdır. Din gitmiş, dünyada elde edilememiştir. İslamiyeti özüne uygun şekilde anlayıp duygu, düşünce, his, şuur ve iradeleri sağlam, ilahi kelimatullah düşüncesiyle dimdik, ilmi hayatları itibariyle sistemli, iş ve davranışlarında güvenli, karakterli, kalp ve kafa izdivacına muvaffak olmuş salih kullar arasına girerek yeryüzünün hakiki varisleri olduğumuzu bir kere daha ispat edelim. İdeal nesiller çağdaş bilimlerle geleneksel bilimleri aynı potada eritme ve bütünleştirme başarısını göstermelidirler. Gülen şöyle devam ediyor. Gönülleri fizikten metafiziğe, matematikten ahlaka, güzel sanatlardan tasavvufa, kimyadan ruhaniliğe, astronomiden enfüsiliğe, hukuktan seyri süluka yani tasavvufa kadar bütün ilim, zeka, irfan, varidat ve füyüzat sahalarına açık ruh ve mana hekimleri. Evet, bugün her şeyden daha çok dünü, bugünü bir arada görebilecek, kainat, insan ve hayatı birden perspektife alabilecek, varlığın sebepler bulduğunu açık, milletlerin ve cemaatlerin varoluş ve yıkılış senaryolarına vakıf, sosyoloji ve psikososyolojinin hata ve sevaplarına hakim dimağlara ihtiyaç var. Varlığı tam kavrayabilmek için hem tasavvufi düşünce hem ilmi araştırma çifte usulünü kabul etme mecburiyetindeyiz.
gerçekleştirilebildiği takdirde böyle bir bakış zaviyesi sayesinde ilim dinin bir buğdu haline gelir. Her yerde din ile ilim el ele yürüyecek, iman ile akıl sarmaş dolaş her yere meyvelerini saçacak. Kur'an ilim öğrenmeyi Müslümanlara bir görev olarak emretmektedir. Vahiy ile bilim arasında bir çelişki yoktur. Tam tersine bilim ve Kur'an birbirlerini açıklamaktadır. Bu ufuk Müslümanların zamanla kaybettikleri bilimlere bütüncül bakma anlayışıdır. Bu ufka ulaşmak yani sebeplere riayet etmek aynı zamanda dini bir görevdir. İnsan sünnetullah denilen şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine uymadığı zaman büyük ölçüde dünyada belli nispette de ahirette cezalandırılır. İnsan öncelikle iradesinin hakkını vermelidir ve İslamiyet iradenin hakkını vermeyi ibadet saymıştır. Doğru olan kadere razı olmak ancak aklı son noktasına kadar kullanmaktır. Gülen İstanbul ve çevresinde 1999'da yaşanan depremde 20 bin insanın ölmesine ilahi takdir denilmesi üzerine şöyle diyor. Allah takdirini insanların iradesine bağlamış. Eğer insanlar fay hatlarının üzerinde çürük bina yapmışsa başlarına gelene ilahi takdir demeleri Allah'a karşı saygısızlıktır. Gülen'in vurguladığı bilimin toplumla bütünleşmesidir. Ortaya koyduğu eğitim sistemi bilimsel bilgiyle ahlaki değerleri aynı potada eritmeyi öngörüyor. Bu bilim anlayışı ahlak, hak ve adalet eksenli yeni bir dünya kuracaktır. Bunun için İslami düşünce yeniden gerçekleştirilmelidir. Bu bir yeni Rönesans olacaktır. Bu sebeple Müslümanların Batı bilimi ve sosyal biliminin antitezi olmalarına gerek yoktur. Enerjilerini, yeni nesilleri bu bilim ve ahlak anlayışına göre yetiştirmeye adamalıdırlar. 1996 yılında Urfa ilinde sezeryanla doğum yaparken kendisine verilen kan AIDS'i çıkan bir kadın ve yeni doğan kızına AIDS virüsü bulaşmıştı. Bu ailenin dramını ne zaman televizyon haberlerinde izlese gözyaşlarına hakim olamayan Gülen, 100 öğrenci öğretmenleriyle bir araya gelip bu hastalıklara çare bulup bir insanın kurtuluşuna vesile olsalar hepsi cennete girer diyordu. Batı doğudan aldığı her şeyden faydalandı. Doğulu ilim adamlarının isimlerini değiştirinceye kadar bunları kendisine nakletti. İbn-i Sina'ya Avicenna, İbn-i Rüşd'e Averroes, Farabi'ye Al-Faribus, İbn-i Heysem'e Al-Hazen, Gazali'ye Al-Gazel, El-Kindi'ye Al-Kindus ismini verdiler. Batı Rönesansı gerçekleştirirken, bilim ve teknoloji inkılabını yaparken Müslümanlar uyukluyordu. Batı gerek Greklerden ve gerekse Roma ve Hristiyanlıktan aldığı esasları, dinamikleri bir araya getirerek önce baş döndürücü Rönesansını yaşadı ve onun üzerine sanayi inkılabını kurdu. Müslümanlar ise o dönemde henüz bu meselelerin rüyasını bile görmüyordu. Batı sürekli ilerlerken Müslümanlar her türlü atılıma kapalı, atalet içinde yaşadılar. Bugün Müslümanlar da dünyadan aldıkları şeyleri kendi değerler blokajı üzerinde şekillendirebilir. İlme karşı fermuarı çekip içine kapanan Doğu medeniyetinin bu perişan durumdan kurtulması, Batı'nın bilim ve fenlerinin Doğu'nun inanç ve ahlak felsefesi fideliğinde boy atmasıyla olacaktır. 9-10 Haziran 2016 günlerinde Gülen'in şu sözlerini not almışım. Dünya ile entegrasyona hazır olduğumuzu, problem çıkarmadan beraber yaşayacağımızı ortaya koymak lazım. Günümüz Müslümanları bunun tam tersi. İslam dünyası ve Türkiye adına 18. yüzyıl muhakemesini kullanmayan taklitçilerin asrıydı. 19. yüzyıl geçmişiyle ve tarihi dinamikleriyle zıtlaşanların asrıydı. 20. yüzyıl bütünüyle yabancılaşanlar, kendini inkar edenlerin, ışık ve rehberlerini hep dışarıda arayanların çağıydı. 21. yüzyıl ise bir inanç ve inanmışlar asrı, yeni bir Rönesans çağı olacaktır. Bu Rönesansı yeni nesil sağlayacaktır. Bu nesil din, ilim, sanat, ahlak, iktisat gibi her alanda yeni kurumlara omuz verecektir. Gülen 1979'dan itibaren başyazılarını yazdığı Sızıntı dergisinin Mart 1991 tarihli sayısında yayınlanan Yeni İnsan başlıklı yazısında şöyle diyor.
Düşünen, muhakeme eden, akıl ve tecrübe kadar ilhama ve vicdana inanan yepyeni bir insan doğacaktır. Elbette ki bu yeni insanın doğumu çok kolay ve rahat olmayacaktır. Ama mevsimi gelince bu mübarek veladet mutlaka gerçekleşecek ve bu ay yüzlü nesil aramızda belirecektir. Yeni insan düşüncesi hür, iradesi hür, tasavvurları hür, düşünen, araştıran, inanan, ruhaniyete açık ve ruhani zevklerle dop dolu bir insandır. O kendi dünyasını kurma yolunda, azami derecede çağının imkanlarından yararlanmanın yanında bir lahza bile hak düşüncesinden ayrılmayacak. Yeni insan ilimden sanata, teknolojiden metafiziğe her sahada söz sahibi ve kendini alakadar eden her meseleyle içli dışlıdır. Doyma bilmeyen ilim aşkı, her gün daha bir başkalaşan marifet tutkusuyla bütün varlığa karşı sevgiyle dop dolu ve insani değerlerin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Yeni insan inşa ruhuna sahip ve her türlü şablonculuğun karşısındadır. Hep yaşadığı devrin önünde yürür. Yeni insan tam bir denge insanıdır. Yeni insan bir fatih ve kaşiftir. Her gün benliğinin derinliklerinde ve fezanın enginliklerinde yeni burçlara bayrağını diker, afak ve enfüsün sırlı kapılarını zorlar. İmanı ve irfanı sayesinde eşyanın perde arkasına ulaştıkça daha da şahlanır. Şayet bugün Müslümanlar tebliğe bağlı temsili ve herkes bizim gibi olsun anlayışı yerine evrensel insani değerlerle birlikte hal dilini kullansalardı her şey çok farklı olurdu. Gülen şöyle diyor: kendi huşunetimiz, hırçınlığımız, kabalığımız insanların gözünde Efendimizin de böyle tebellür etmesine sebebiyet veriyor. Demek ki peygamber de böyleydi diyorlar. Günümüzde aşırıya giden insanlar bir kanaat oluşturdular. Bu kanaati izale çok zaman alır. Gelecek nesiller zorlanır. Sahabi gibi bir hayat yaşamak, adanmışlık ruhuyla hareket etmek lazım. İnandırma adına sahabi gibi olmak varken huşunetle insanları yola getireceğimizi zannediyoruz. Detayı öne çıkarıyoruz. Kendi dönemlerinde 100 bin civarında olan sahabilerin yaptıklarını nice büyük topluluklar yapamamıştır. Bugün dünyada yaşayan Müslüman nüfusu 1.7 milyar civarında olduğu söylenmesine rağmen Müslümanların nüfusları oranında bir fonksiyon eda ettikleri söylenemez. Çünkü bugünün Müslümanları Kur'an'ın istediği kıvam ve seviyede değildirler. Ayrıca birbirlerine düşmüş haldedirler, birbirleriyle uğraşıyorlar. Taarruz ve tesakutlar fasit dairesinde birbirlerini yiyip bitiriyorlar. Bazı insanların namaz kılmaktan alınları ve dizleri nasır bağlayabilir. Fakat esas bilginin özüne ulaşamadıklarından dolayı ifrat ve tefritlerden kurtulamazlar. Gelenekler eğer dinin mantığıyla beslenmezse bundan taassup doğar. Zaten bugün İslam dünyasında din taassup seviyesinde yaşanıyor. Gülen şöyle devam ediyor: Müslümanlar basit düşünce kalıplarını aşamadılar. Çağı idrak etmekte geç kaldılar. Bunun Afrika'da derdest edilip batıya götürülen kölelerin durumundan farkı yoktur. Maalesef birkaç asırdır Müslümanların hali budur. Bu, İslam'ın itibar ve şerefini koruyamamak, Müslümanlığın küçük görülmesine yol açmak demektir. Müslümanlar yüzünden İslam hor ve hakir sayılıyorsa, bu Müslümanlar da Allah nezdinde hor ve hakir sayılır. Yakın geçmiş itibariyle bütün İslam dünyası inancı, ahlakı, düşünce sistemi, eğitim, sanayi, siyasi ve içtimai durumu itibariyle en bunalımlı dönemlerinden birini yaşamıştır. Müslümanlar içinde yaşadıkları dünyadan habersiz kalmış, içinde yaşadıkları dünya sürekli gelişip yenilenirken Müslümanlar çok gerilerde kalmış ve birkaç düzine eski şeyi tekrarla meşgul olmuşlardır. Bugün gelişen dünya şartlarında Müslümanlar başka bir dünyada, devrimizin insanları başka bir dünyada yaşamaktadır. Hazreti Ali, evlatlarınızı kendinizden sonraki devreye göre yetiştirin demektedir. İşte bu düşünen, ilim yapan insanların işi olacaktır. Onlar çağlarını okuyacak, düşünecek, düşündürecek ve yığınların şaşkınlık yaşamalarına meydan vermeyecektir. Bugün insanlığın beşte birini teşkil eden Müslümanlar bu kahrolası esaret çağından kurtulmaya çalışmaktadır.
Müslümanların günümüzde vesayet altında olmaları en büyük afettir. Günümüzde Allah'a şöyle yalvaracak kıvamda Müslümanlara ihtiyaç vardır. Allah'ım canımı al ama var olduğu günden bu yana hiç bu kadar derbeder ve perişan vaziyete düşmeyen ümmeti Muhammed'i bu sefalet ve rezaletten kurtar. İslam'a karşı insanlarda imrenme duygusu uyandırmalı. Yahu ne güzel bir dinmiş. Ben içine giremiyorum ama güzel bir dinmiş. Türkiye'ye bakan insan İslam'a imrenir mi? Suriye'ye bakan İslam'a imrenir mi? Zavallı alemi İslam böyle bir hercümert yaşarken size bakıp teveccüh edemezler. Zirveden tepeden insanların yani radikal İslamcıların 5 kişiye İslam'ı sevdirdikleri düşünülemez. Günümüzde Müslümanların etraflarına tesir edememelerin temelinde Müslümanlığın şekli olması, Müslümanların temsilcide olmaları var. Müslümanlarda uyandırılması gereken asıl şey İslami aşktır, şevktir, heyecandır. Müslümanlar bunları bir kenara bırakmış, Müslümanlıklarını şekle emanet etmiştir. İnsanımız okumuyor. Nasıl bu insanları okuma kolik haline getirebiliriz? Kitap okuma seferberliğiyle bunu yapmak lazım. Müşterek mütalaa edilen kitaplarda cemaatle kılınan namazda olduğu gibi bir bereket vardır. Çoğu yerde zamanı zayi ettiğimizi düşünüyorum. Beyin fırtınaları yaparak, başkalarının fikirlerine saygı duyarak zamanı değerlendirmeliyiz. Zaman uçup gidiyor, hayatımızı iyi değerlendiremedik. Ben caminin penceresinde her gün bir kitap okurdum, iki olabilirdi ve okuduğum kitaplara haşiyeler düşebilirdim. Müzakerelerin ayrı bir bereketi var. Hafıza gençken çok okumalı, senelik okuma hedefleri belirlenmeli. Biz 3 asırlık bir boşluğun çocuklarıyız. Medrese döneminde bir hocanın hutbesinde dinledim. Biz Müslümanlığın koridorunda dolaşıyoruz, lobisine giremedik dedi. Hakiki ulema hasreti yaşıyoruz. Bir şeyler bilen var ama her şeyi bilen yok. Medrese ilimlerini bilen var, kalp ve ruh ilimlerini bilen var, pozitif bilimleri bilen var. Ancak bunların 3'ünü bilen yok. Bunları mezzetmeliyiz. Bugün okumuyoruz ve okumadığımızın utandırıcı neticeleri de meydandadır. Düşüncede sığ, yeni terkipler yapmaktan mahrum bir yığın haline geldik. Okumaya karşı sadece iştahsız değil, aynı zamanda nefret eder durumda bir çoğumuz. Öyleyse İslam'ın ilk emri oku fermanına herkesten evvel icabete en muhtaç bizleriz. Bizim dünyamızın insanı senede bir kitap okumaz. Bir yerde oturup 2 saat düşünmez. Türkiye'de hiç kitabın olmadığı devirlerde Bediüzzaman yazmış ve okuyun demiş. Zira kitap okumayınca insanın, insanlığının inkişaf etmesi zordur. Bir şey olduğuna inanarak, bir kimyager gibi özenerek, eşeleyerek okursanız, yeni terkiplerle daha farklı bir şeyler bulabileceğinize inanarak okursanız, bakarsınız Allah sizi yeni yeni tespitlere vardırır. Aklın nuru, kalbin ziyası denilen ilimler bir bütün halinde mütalaa edilmelidir. 2003'te bir araştırmaya göre dünyada en çok kitap satılan 27 ülke içinde bir tek İslam ülkesi yok. Listenin en başında Amerika, 27. sırasında ise Vietnam var. Oysa Halife el-Hakim döneminde Kurtuba'daki kütüphanede 400 bin eser varken 400 yıl sonra bilge unvanı verilen Charles V'in Fransa'da 900 eseri vardı. El-Hakim, İsfahani'nin Kitab-ül Egani eserinin ilk nüshasını almak için ona saf altın 1000 dinar gönderdi. Gülen'e göre bugün Müslümanların umumi seferberlik ilan edercesine kendilerini okumaya vermeleri gerekiyor. Mümin, kitapları cennete yükselten merdivenin birer basamağı olarak kabul edip bol bol okuyacak ve okuduklarını da başkalarına anlatmaya çalışacaktır. İslam dünyasında bir heyet tarafından yeni iştahatlar yapılmalıdır. Bir din alimi hem sosyolog, hem psikolog, hem de iktisatçı olamayacağına göre o zaman bu işi ancak uzman kişilerden oluşacak bir heyet halledebilir. Gülen vaaz ve konuşmalarında doğudan ve batıdan birçok düşünür, aydın, yazar ve alimin kitaplarına, sözlerine atıflar yapıyor. Doğudan çok sık alıntı yaptığı isimlerden biri Gülistan kitabının yazarı Sadi Şirazi'dir. Gülen'in 14 Temmuz 2015 günü
sohbet halkasındakilerle konuşmasından aldığım notlardan biri şöyle: Sadi Şirazi ilmiyle amel etmeyen nadan cahil sayılır diyor. Kur'an'da Cuma suresi bunlardan ciltlerle kitap taşıyan merkep diye bahseder. İnsan sahip olduğu bilgiyi hayatına hakim kılmazsa, ilim amele kaynak olmazsa kuruması mukadderdir. Bu insanın başkalarına nasihat etmeden önce bu nasihatleri kendisinin uygulamasını gerektirir. Allah'ın Hazreti İsa'ya emri de önce kendine nasihat etmesi şeklindedir. Allah'ın Hazreti İsa'ya emri: Ya İsa, evvela nefsine nasihatte bulun. O bu nasihati kabul ederse sonra halka vaaz et, yoksa benden utan. Allah'ı gösterme adına okunaklı bir kitap olan insan kendini iyi anlarsa Allah'ı iyi anlar. Bu tasavvufçuların üzerinde durduğu bir konudur. Bu manadan uzaklaşanlar Allah'ı bilememişlerdir. Denebilir ki Grek felsefesinin temelinde bu bilgi vardır. Milattan 400 sene önce Sokrates'in mektebinin alnında yazılı olan şey şudur: Ey insan, kendini bil. Sokrates'in kendini tanı dediği şey, İslam tasavvufçularının nefsini bilen Allah'ı bilir dedikleri konudur. İnsan mahiyetine göre kendisini keşfetmesi lazımdır. Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfi değil, en zoru insanın kendini keşfetmesidir. Allah insana akıl vermiş. Eğer insan aklın hakkını vermezse Allah ahirette bunun hesabını sorar. Her insan zamanının çocuğudur. Dolayısıyla geçmişle yetinmemeli ve çağındaki imkanları avlamaya çalışmalıdır. Geçmişin bilgilerini sadece ezberlemek yeterli değildir. Bu bilgiler yeni terkiplere ulaşma açısından dikkate alınmalıdır. En azından Müslümanlar menkıbelerini okuduğu zatlara benzemeye çalışmalı, onları yükselten amelleri hayatlarına uygulamalıdır. Kur'an insanın cehalete ve zalimliğe açık bir yönü olduğundan bahsediyor. Marifet yolunda bilinmesi gerekli olan şeylerin başında Allah gelir. Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini unutan Allah'ı da unutur. Bilgi insanı marifete ulaştırmazsa, marifet insanı Allah'a yaklaştırmazsa, insanda kabalık ve softalığa sebep olur. Bu da insanı Allah'tan uzaklaştırır. Gülen 1980 öncesindeki bir vaazında bunları şöyle anlatıyor: Cehalet Allah'ın hoşlanmadığı bir durum. Cahil de Allah'ın, Kur'an'ın ve İslamiyet'in sevmediği bir tiptir. İnsanlığını müdrik hiç kimse cehalete razı olmaz. Diğer taraftan İslam'a göre cahil, Allah'ı kendi azametine göre bilmeyen insan demektir. Onun için Ebu Cehil devrinde çok kültürlü olmasına rağmen kendisine cehaletin babası manasına Ebu Cehil denmiştir. Herkes bu dünyada marifetini artırmak mükellefiyeti altındadır. İnsan gözünü yumup geçemez. Allah Kur'an'da sık sık tafsilatıyla üzüm, hurma gibi çeşit çeşit nimetleri nasıl yarattığını anlatır. Kur'an-ı Kerim çok yerde irfanımızı arttırsın diye ayat-ı tekviniyeye, yaratılışlarıyla Allah'a gösteren ayetlere dikkatimizi çeker. Bu itibarla insanın gerçek insanlığı marifetiyle doğru orantılıdır. Tahkiki imanın yolu tetkik ve araştırmadır. İlim ehlinin ayaklarının altına melekler kanatlarını sererler. Kainat pek çok kanun ve kıstaslarıyla olup biten hadiselerin arkasında Allah'ın mevcudiyetini göstermektedir. Kainat bir büyük kitaptır. Hangi harfini yoklasan manası hep Allah çıkar. Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi Kur'an, ey ehli kitap hitabıyla okumuşlara, mektep ehline hitap etmektedir. Marifete giden yol, nazeri olarak ilimden, ameli olarak ibadetten geçer. İmanın bir tabiat haline gelmesi amel ile olur. İnsan ilmini imanla zenginleştirmelidir. Zühdü yanlış anlayanlar İslam dünyasını fakir hale getiriyor. Cehalet ile fakirlik arasında ciddi bir ilişki vardır. Cehaleti gidermedikçe fakirliği gideremezsiniz. Kamil manada takva, dinin manevi hayatla ilgili prensiplerini yerine getirmekle beraber Allah'ın kainata koyduğu kanunlara da riayetle mümkündür. Takva, tekvini emirleri okuma, teşrii emirlere uyma ve Allah'ın himayesine girmeyi derinleştirmenin adıdır. Tasavvufta seyri suluk ruhaninin sonu olmadığı gibi ilimde de araştırmanın sonu olmaz. Hakikat aşkı araştırma aşkına, araştırma aşkı bulma aşkına, o da ilim aşkına götürür. Kur'an-ı Kerim'deki yakilun kelimesi akletme olarak yorumlanmıştır ama akıl yürüterek eşya ve hadiseleri okuma, tefekkür yoluyla akıldan hasıl olacak ürünlere ulaşma, aklı değerlendirmek suretiyle
varlığı sağma anlamına da gelir. İnsanın ana rahminde yaratılış sürecini anlatan Kur'an ayeti, işte bak da yüceler yücesi Allah'ın en mükemmel yaratan olduğunu bir düşünüyor. Mü'minun suresi 14. ayet. Hayatı, ölümü, gece ile gündüzün peş peşe gelişini anlatan ayet şöyle devam ediyor. Öyleyse hala aklınızı başına alıp bunları bir düşünmez misiniz? Mü'minun suresi 80. ayet. Yerden, gökten, buluttan, yağmurdan, şimşekten bahseden ayetlerden sonra Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor, sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır, diyor. Nur suresi 41. ayet. Kur'an birçok ayetinde insanı aklını kullanmaya ve düşünmeye çağırıyor. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Bakara suresi 44 ve 76. ayetler. Hala akıllanmayacak mısınız? Maide suresi 32. Hiç düşünmüyor musunuz? En'am suresi 50. ayet. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? A'raf suresi 3 ve 169. ayetler. Hala gerçekleri düşünmeyecek misiniz? Aklınızı kullanıp bunu anlamaz mısınız? Göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Yunus suresi 3, 16 ve 101. ayetler. Hiç düşünmez misiniz? Hud suresi 51. ayet. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Yusuf suresi 109, Hud suresi 17 ve Enbiya suresi 67. ayetler. Neden aklınızı başınıza almıyorsunuz? Olur ki aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz. Mü'minun suresi 67 ve 85. ayetler. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Kasas suresi 60 ve 72. ayetler. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ne olmuş size? Aklınızı mı kaybettiniz? Saffat suresi 138 ve 154. ayetler. Ne de az düşünüyorsunuz? Nem suresi 62, Mü'minun suresi 58. ayetler. Hala gereğince düşünmez misiniz? Secde suresi 4. ayet. Düşünün de ibret alın ey akıl sahipleri. Haşir suresi 2. ayet. Neden düşünmüyorsunuz? Enbiya suresi 10. ayet. Her şeyi en güzel yaratan Allah, insanların bu güzelliği görmeleri için peygamberler ve kitaplar gönderdi. Allah'ın güzel ve ölçülü yaratmasına dair ayetler, insanları göze, kulağa hitap eden estetikle tefekküre ve imana davet eder. Tabiattaki sanat ve güzellik, bu sanat ve güzelliğin hakiki kaynağı olan Allah'a işaret eder. Tabiattaki ve insandaki bu güzelliklerin asıl kaynağı Allah'tır. Bu konudaki ayetler şöyle. Her şeyi yaratıp mizan veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen Allah'tır. Furkan suresi 2. ayet. Muhakkak ki biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Kamer suresi 49. ayet. Bu her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Nem suresi 88. ayet. Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yaptı. Sonra insana en uygun şeklini verdi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Secde suresi 7 ve 9. ayetler. Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız biz ne de güzel döşedik. Her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız. Zariyat suresi 47-49. ayetler. Biz dünya semasını yıldızlarla, kandillerle süsledik. Bozulup yıkılmaktan koruduk. Fussilet suresi 12. ayet. Bakın gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere. Tekvir suresi 15 ve 16. ayetler. İşte bakın Allah nasıl da gök alemini sağlam bina etti. Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Naziat suresi 27 ve 28. ayetler. Seni yaratıp mükemmel yaratılış veren, her canlıyı bir ölçüye göre yaratan Rabbinin yüce adını tenzih et. A'la suresi 1 ve 3. ayetler. Gök ve ay bir hesapla hareket ederler. Göğü bu ahenkle o yükseltti ve mizanı koydu. Rahman suresi 5, 7 ve 8. ayetler. Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremesin. Gözünü çevir de bak, herhangi bir kusur görebilir misin? Biz yere en yakın göğü lambalarla donattık.
üstlerinden kuşların saf saf dizilip kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Mülk suresi 3, 4, 5 ve 19. ayetler. Gökten bir ölçüye göre su indiren odur. Zuhruf suresi 11. ayet. Allah insanın bütün vücut sistemini düzenledi ve insana dengeli bir hilkat verdi. İnfitar suresi 7. ayet. Allah sizi yarattı hem de size güzel suretler verdi. Tağabun suresi 3. ayet. Alexis Carrel'in İnsan denen meçhul kitabında ifade ettiği gibi insan anatomisiyle ele alınsa bile hakikaten saygı duyulması gereken bir abidedir. İnsan iç ve dış yapısı itibariyle öyle mükemmeldir ki Allah'tan başkasına secde edilse insana secde edilirdi. İnsan Allah'ın bütün esma-i hüsnasının cami bir aynasıdır. Böylesine mükemmel bir varlık olan insanı maddi ve manevi boyutlarıyla okumaya başladığınızda derin tefekküre dalmamanız mümkün değildir. İnsanı ister el, ayak, göz, kulak, burun, dil, dudak gibi maddi yanıyla ele alın, isterseniz hakiki mahiyeti itibariyle ele alın, doğru okunabildiği takdirde insanı derin düşünceye sevk edecek mükemmel bir kitap gibidir. Gülen şöyle devam ediyor. Kalbi misal veriyorum. Kalbi Allah bir tane damar bağlardı, sonra da ucuna birkaç tane kılcal bağlardı. Beslenin beslenebiliyor musunuz bakalım? Birkaç tane ana damar koymuş oraya, iki tane böbrek koymuş. Biri rantal çalışınca yetiyor ama Allah iki tane koymuş.